7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Nihal abla, nüfus kağıdından babanı niye sildirdin? İşte o yüzden dedim zaten Nihal Hanım'ın neşesinin arkasında bir hüzün var diye. O evlendiği kadının yanında böyle 3-4 yaşında bir kızla gelmiş. Babam o kızın nüfusunu almış. Ayrıldıktan uzun bir süre sonra hiç peşinizden gelmedi mi? Seni görmek istemedi hiç. Ben çok hassasım. Gerçekten çok acıklı bir hikaye. Herkesten çok alacağım var. Ben herkesi çok düşünüyorum ya. Yemin ederim ben... Yürüyemin güyürleri kalaylı, kalaylı. Ne 15? Yok, yapma ya. Hadi. Bohçacı geldi hanım. Nihal mutfakta şimdi zaten fazla konuşuyor. Bohçacı geldi. SL var, sepet var. Bakalım ne olacak yani. Ay. Ne oldu? Şırdanı bir bastı üstüme sıçrattı. Yalnız final masası diğer masalara benzemez. Gergin bir masa, özellikle Nazlı Hanım. Hanımefendi final masasını arıyor. Yanlış anlamayın, tatlı bir acısı varmış gibi geldi. Bu acı beni... Bakın siz böyle yine öğretmen edasında konuşuyorsunuz. Bir saniye, bana öğretmen edasıylasın diyorlar ama onlar bir şey bilmiyorlar. Ben sıkıldım bu öğretmen edasından, lütfen. Gerçek yüzü bu. 1,5-2 yıl önce çıktım. Dalga mı geçiyorsunuz Nazlı Hanım? İyi misiniz ya? Abi sen kaç yaşında mısın çocuksun? Sen bana sesini yükseltiyorsun. Ben kimseye saygısızlık yaptığını düşünmüyorum. Yani bunu değerlendirmeye alamayız o zaman. Bunu değerlendirmeye alamayız. O ne ya? Sizin gününüzde geldim mi? Gelseydiniz. Minnoş konuşuyor ama içinde neler var? Orijinalde yok içinde. Hayır ama ya niye koysun adamlar? Hanımlar, beyler, şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. En Hamarat Benim'den herkese merhabalar efendim. Evet, haftanın 4. gününde yine Tuzla'dayız. Bugün Nihal Hanım yarışacak. Biliyorsunuz Nihal Hanım haftanın en neşeli, en pozitif yarışmacısı. En çok Nazlı Hanım onunla uğraşıyor. Bugün Nazlı Hanım'ın tepkilerini merak ediyorum. Hazırsanız Adanalı yarışmacımızın kapısını çalıyorum. Hadi bakalım bugün bizleri neler bekliyor. Yine çok lezzetli, yine çok hamarat, yine çok heyecanlı bir bölüm için biz hazırız. Siz de hazırsanız söz Kadir Ezildi'de. Günaydın Nihal Hanımcığım, nasılsınız efendim? İyiyim, bu ne şıklık böyle yine ederim. Farkınızı yaratmışsınız. 3 gündür sakin gidiyordum. Kesinlikle bugün benim günüm olacak ve çok iddialıyım. Günaydın da size. Hiç yaşınıza yakışıyor mu böyle elbiseler? Allah kahretmesin seni. Ben de ya dün... daha dakika bir, bu gol bir. Gol oldu mu? Vallahi yemin ederim oldu. Alış ablam alış, yavaş yavaş. Sen sakın bana böyle yapmayın bir daha. Ama Kadir'cim baksana, kimonodan bozma. Neyden bozma? Kimono. Hayır. Tamam anladım. Kızcığım ha, sabah bağlıyorlar ya. Evet. Ben de biraz şey diyecek zannettim. Ya hiç yaşını gösteriyor öyle mu? Öyle diyeceksin, ben de öyle bir giriş yaptı, son dakika çaktı golü. Gerçekten kalbime indi ya. Ne demek yaşınıza yakışıyor mu? Kadın ben seni Meryem Mora'ya benzetiyorum biliyor musun? Yemin ederim bak. Bak o saçları şu an. Meryem Mora'ya benzemiyor mu? Benzemiyor. Hayır. Tam Meryem Mora diyelim o zaman. Meryem Mora olmasa bir Meryem Morası var ama. Nihal Mor. Senin adın Nihal. Çok enerjik bir bayanım. Kabuğuma sığmam. Bildiğin kabuğuma sığmam. Yaş rakamdan ibarettir Kadir. Bence de ruh önemli. Ruhun aynen. Yaşlanmamış ya, o önemli. Evet. Zaten o çıkıp gidecek. Evet. Hadi bakalım gezelim mi o zaman bir evimizi? Gezelim. Gezelim buyurun. Bakalım. Buyurun efendim, buyurun. Kadir Bey. Bugünkü salon çok i̇şte güzel. En azından uyumlu. Aynen yani çok güzel. Eşyaların yaşı renkli olabilir renkli. Ama halısı olsun, sehpası olsun. Şey için dedim.
Kız moda olarak söyledim. Çok ani kararlar veren, mesela buraya gelmem gibi. Ben Antalya'da tatildeydim, arandım, direkt buraya çıktım geldim. Ay. Tozumuz mozumuz var mı? Ay yani çok 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 çok. Orası silinecek anlaşıldı. Ay, o bu komple bardaklar inecek, temizlenecek. İki leğen su yapacağız. Dış ses. Sen yıkayacak mısın, ovalayacağız? Hayırdır? Ne oldu? Niye bana hep yüklediniz? Yarışmacısın ya, ondan olabilir mi? Mukabeleye gelmedik, yarışmaya geldik. Sen yapacakmışsın gibi geldin. Tabii. Hep beyninizde öyle. Kadir iteleyin. Kadir iteleyin. Yok ama ben itelemeyeceğim bugün. Yarışmacılar beni sadece konuşuyorum zannediyor. Böyle aa Nihal çok konuşur da diye biliyorlar. Ama kesinlikle benim elim çok lezzetlidir. Ben iddialıyım. Çok güzel yemekler yapacağıma inanıyorum. Hadi bir de mutfağa gezelim. Geç. Nazlı okay. Gibi. Ben Nazlı'yı bugün çok merak ediyorum. Aşağıda bileğici almış, dişlerini bile eğiliyordu. Buyur Kadir'ciğim, buyur Kadir'ciğim. Mutfağımda böyle. Burası da geniş. Hatırladın mı mutfağı? Hatırladım. Ablanın adını unuttum ama. Nestin Hanım. Nestin ablam, Nestin ablamı neydi? Nestin Hanım'ın komşusunun. Ha, Nestin ablamın komşusu. Evet, evet. Onu... Bizden 5000 lira kazanmak işte bu kadar kolay. Komşun katılıyor, kulak misafiri oluyorsun. Benim evi verelim mi kız diyorsun, biz de 5000 lirayı veriyoruz. Ne güzel. Ya, kadın hayırlı komşu, komşularına para kazandırıyor maşallah. Aynen. Şöyle bir fırından buruna bir bak bakalım. Komşusu da Nestin Hanım kadar temiz miymiş? Bunun arası silinecek bu bir. Temizlikte iyiyim ya. Hani sadece düzenli değilim ben evde. Yoksa temizliğim güzeldir. Çok hızlı iş yaparım. Onlar çok yağ daha yok ya. Oralara sonra bakarız Kadir'cim. Tamam peki. Hadi gel gidelim efendim. Hadi bakalım. Misafirlerimiz gelsin. Aynen. Nihal abla. Bugün senin günün, bomba gibisin. Aynen. Enerjin yerinde, evet, ama yani iddialıyız da aynı zamanda. Tabii kesinlikle. Hı. Hadi bakalım. Benim bile merak ediyorum. Kaç çeşit seçtin, neler yapacaksın? Zeytinyağlı mı, salçalı mı? O zaman dans diyelim mi? Tabii. Adana'ya gidek mi? Şalgamın dağını çek mi? Adana köprü başı. Otursana ya karşı, otursana ya karşı. Bugün şırdan yiyelim, bugün şırdan yiyelim. Seyircimize karşı, dış sese karşı. Vur çarpayı, çarpayı, vur kazmayı. Bence kapıya vuruyorlar. Kapıya vuruyorlar. Sabah burası emekli apartman. Şşşt yatıyor. Ya ne yapacağız? Alt komşusu vuruyor. Ay öğret bir şeysin. Herhalde eğlenmeye geldik. Enerjim gelsin, gelsin, gelsin. Merhaba, evime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay, hoş bulduk. Çok şıksınız. Nihal Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nihal'ın karşılaması güzel buldum. Güler yüzlüydü. Nihal Hanım'ın karşılaması güzeldi. Her zaman enerjisiyle, güler yüzüyle karşıladı. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şey yapamıyorum, enerjim gelmiyor. Peki, o zaman biz kahvelerimizi alalım mı? Tabii. Sonra birazcık sizi tanıyalım aynen, efendim. Aynen, aynen. Nasıl içersiniz kahvelerinizi? Ben sade. Çok şen şakrak biri ama içinde çok büyük acılar yaşayan. Bu acılardan dolayı kendini mutlu olarak yansıtmaya çalışan bir kişi. Evet Serpil Hanım, siz nasılsınız dünden sonra? Dün çok eğlendim ama çok da yoruldum. Sen son dakika ama bayağı bir yükseldin. Yani Ümmühan'dan sonra böyle bir çıktı. Yani dün... Ama şöyle bazı yorumları doğruydu. Ben hani kesinlikle şeye karşı değilim, yorumlara karşı değilim. Açığım öyle şeylere. Ama bazı yorumlar bana haksız yere geldi. Kimin mesela? Ümmühan Hanım'ın. Ondan sonra Cuma, Nazlı Hanım. Hani yorum? Böyle direkt beğenmedim, sadece beğenmedim yorumlarıyla hayır, böyle hayır, bir geçişler beğenmedim, oldu. Ya beğenmedim yorumlarıyla geçişler olmaması lazım. Onun içeriği olması lazım. Mesela rostomun üstünü, sosunu anlamadılar. Anladım ben, anladım da Nihal Hanım fırsat vermedi ki. Kafamdan gitti o anda. Allah'ım her şeyi suçlusun ya. Dün ben aslında konuşmak istedim de o anda çok fazla konuşma olunca aklımdan gitti. Nihal Hanım kendi günü olduğu için birazcık heyecan vardı ama kendinden emin gibi durmaya çalışıyor. Şimdi kastırdım suç Nihal'de mi? Suç Nihal'de. Mesela ben Ümmü Hanım'da mayonezde söyledim. Bunun edilmeyi bir hazır. Aslında kendi yapmış. Peki Nazlı Hanım Nihal Hanım'dan sebep unutmuş. Bu tarafa dönüyorum. Evet, Rosto'nun sosunu niye sormadınız? Artık ev sahibi merak ediyor. Artık ben de Ümmühan Hanım'dan diyeyim maşallah. Ümmühan Hanım da karşımda oturuyordu. Hiç. Ha, sen de Ümmühan'ın üstüne aynen attın. Hiç maşallah. Ümmühan? Ben o kadar çok sebep saydım ki artık sosunu da söyleseydim. Evet, bu konuda bak Ümmühan ciddi anlamda dün bayağı eksik saydı diyelim.
Hadi ama yani alt tarafı bir salçalı sostu. Yani. Bunu neden söylemediniz? Onu da onlara bırakabilirdim ki en son yorumu ben yaptım zaten. Yani ben de unutmuş olabilirim. İnsanlık hali unutulabilir. Unuttum diye bahane yapmak istemiyorum. Ay, Nihal ablacığım bu taraftan alayım. Gel bu taraftan mı alayım? Gel. Önce size mi vereyim? Hangisi? Şu sizinki. Şu mu? O an masa biraz gergin olduğundan dolayı yani unuttum artık. Yorum için kısıtlanmış benim yorumum. Artık bir kısıtlama içine girmişti. Dün Nihal Hanım da mesela salçalı sostan bahsetti mi? Etmedi. Nasıl? Dün salçalı sosta. Roslu köfte vardı ya. Etmedi. Onun üstünde bir salçalı sos olması gerekiyordu. Salçalı sosta hiçbiriniz bahsetmediniz. Söyledin mi? Söylemedim ama ben yani fark etmedim. Fark etsem söylerdim. Nasıl salatayı fark ettiğimde söyledim. Bazı arkadaşlar hem fark edip hem söylemediler. Kahve sunumunda kahveyi orta sehpaya koması hepimizin bizzat kendimiz eğilerek alması benim dikkatimi çekti. Fakat bunu söylemememdeki sebep belki servis sehpası yoktur diye söylemedim. Şöyle kısaca seni tanıyalım mı? Şöyle bize bir anlat kendini. Nihal kimdir? Nihal kimdir? Adanalıyım. Evliyim. Kaç senelik evlisin? Çok senelik. Çok senelik. Senesi, yıllardır. Ya çok senelik evliyim. İki tane çocuğum var. Kız erkek. Bir kız Ezgi. Ozan var oğlum. Ezgi'nin bir tane daha oğlan eşi yani. Torunum var. Hayır. Eşi oldu. 6 aylık evli eşi. Ya niye ben böyle tutuğum şimdi ya? Baştan çekeyim. Tamam kızın Ezgi. Şimdi oğlum Ozan. Tamam. Kızım Ezgi. Tamam. Bir de damadım oldu Kerem. Tamam. Dünya tatlısı o kadar. Oğlum bekar. Bekar oğlum bekar. Adana'da mı yaşıyorlar? Adana'da yaşıyoruz. Sen nerede yaşıyorsun? Sen de Adana'da yaşıyorsun. Ki ben de Antalya'ya gitmiştim. Tamam oraya atıyorum. Abi ne iş yapıyor? Emekli. Şu an konteyner işi yapıyor Ozan'la beraber. Şu normal hani kal. Evet hani deprem oldu ya. Ha. Depremden sonra bu işe başladılar. Konteyner işi yapıyorlar. Başla sen ev hanımısın normalde. Şu an çalışmıyorum ama her an çalışabilirim. Normalde çalışma hayatın oldu çok, mu hiç? Çok. Çok. Ne yaptın mesela? Yani hep yemek üzerine. Yani o kadar çok. Gizli sakladım bizde. Gördün mü? Nihal bizden gizledi yemek yapışının çalıştığını ama biz de şaşırdık. Papatya gibi açıldı yemek konusunda ama yine de başaramayacak. Ruhunuz genç sizin biliyoruz ama kaç yaşındasınız? Yaşsızım dedim ya. O nasıl oluyor? Çok merak ettim ama ben. Yaşsızım işte, ben. Söyleyeyim mi asla? Hayır yaşsızım. Evet. Ya söyleyeyim mi gerçeğini? Nihal abla. Nüfus kağıdından babana niye sildirdin? Niye sildirmedim öyle bir şey yok. Sildirmedin mi? Hayır. Niye sildirmedin? Yani nasıl? Gerçek babanın adını yazdırmayı niye düşünmedin? Ha tamam başkası yazıyor niye onu yazdırmadım? Bilmem ben hiç düşünmedim ya. Başkası yazıyor dediğin mesele. Ya şöyle yani annem bir evlilik yapmış. 5 çocukla annem dul kalmış. Tabii bu yıllar önce olmuş tabii ki. Sonra benim babamla evlenmiş. Sonra benim babamla evlendiğinde ben 6-7 yaşına kadar nüfus cüzdanım çıkmadı. Neden? Neden? Çünkü anneme nikah yapmamış babam. Her resmi nikah yok. Evet resmi nikah yokmuş. Annem de böyle pılısını bir şeyler olmuş. Pılısını pırtısını toplayıp. Babana mı sinirlenmiş? Evet Adana'ya gelmiş. O arada tabii hala benim nüfus cüzdanım yok. Ve 7 yaşındayım okula yazılacağım. Annem gitmiş yani ölmüş kocasının üzerine benim. Seni onun nüfusuna. Evet kimlik çıkartmış. Benim babam bana kimlik çıkartmamış. Peki baban bu işin peşine düşmemiş mi? Düşmemiş. Hani kız olarak benim nüfusumda değil de neden o nüfus düşmemiş? Düşmemiş. Peki sen babanı en son ne zaman gördün? Yani 10 yaşında falandım gördüm. 12 yaşındaydım 12 belki yaşında gördüğümde. Ha. Yani ayrıldıktan uzun bir süre sonra hiç peşinizden gelmedi mi? Hayır, görmek hayır, istemedi hiç. Hayır. Bak şimdi ağlayacağım ha. Dedim ya bir gözüm ağlarken bir gözüm güler. Böyleyim işte ya. Bir işin enteresan yanı ne biliyor musun? Beni çok yaralayan. Benim babam annemden sonra evlenmiş. O evlendiği kadının yanında böyle 3-4 yaşında bir kızla gelmiş ya hani kadının da kızı varmış. Babamla evlenmiş. Babam o kızının nüfusunu almış. İşte o yüzden dedim zaten Nihal Hanım'ın neşesinin arkasında bir hüzün var diye. Yok yok acım falan yok benim. İyiyim. Kendi öz kızına nüfus kağıdı çıkartmazken. Ne kadar acı bir şey. O da başka bir kızın nüfusu. Sen bunu nasıl öğrendin? Sonradan öğrendim. Yani. İlk duyduğunda ne hissettin peki? Ben böyle bir şey hissetmedim ya. Ne hissedeceğim yani? Geçmiş zaman gitmiş çok yıllar yani önce. İnsan kendini biraz böyle dışlanmış hisseder. Beni neden yani, kabul etmiyor?
bilmiyorum. Ay ağlama canım benim, ağlama. Yapma bunu bana, böyle yapma. Bak böyle de seviyor beni. Evet, kıyamıyor da. Nihal'ın öyle duygusu olması fark ediyordum da kendisini böyle gülmeye vermiş, bildirmemeye çalıştı. Bugün de öyle ağlayınca anladım, bir şeyleri var içerisinde. Ama işte bu kadar gülen Nihal Hanım'ın bir de acıklı bir tarafı var. Hep peki sen yorulmadın mı? Neyden? Bunları örtmek için bu kadar gülmekten, ben bu kadar... Ben çok çok şeyi örtüyorum. Belki gülme sebebim bu. Yani bu kadar gülmek de yorucu. Bir şeyleri örtmek için bu kadar çırpınmak, kendini böyle birazcık bıraksa... Yok, çok şey, çok daha neler neler örtüyorum ben. Çok şey örtüyorum. Bizim bildiğimiz kısmı zaten. Daha lelesi bu. Tamam işte o kadar. Ne diyeyim ki başka? Peki sen bu nüfustaki beyefendinin öz baban olmadığını ne zaman öğrendin? Biri mi söyledi, annen mi oturdu karşına anlattı, sen mi araştırdın? Onlar çok, mı sana çok söyledi? Çok sonra, çok sonra. Ben çok üzüntü duydum. Hatta konuda ağladım, konu geçerken. Gerçekten çok acıklı bir hikaye. Nihal Hanım'ın yerinde olsaydınız babanızın peşine düşer miydiniz? Düşmezdim. Nazlı Hanım? Ben de düşmezdim. Ümmü Han, sen düşer miydin babanın düşerdim, peşine? Düşerdim. Hesap sorardım. Çünkü gerçekten bu konuda da hani benim bir kızım olduğu için tamam hani babası var ama... Bir tane arkadaşım bebekken ayrılmıştı. Yani 8-9 yaşına geldiğinde kız evlenmek istedi ve baba yani okula gittiğinde... Yani babasını hiç görmediği için herkese şöyle bağırmış. Artık benim de bir babam var. Yani ikinci evliliğini yaparken ben bu konuda çok hassasım. O yüzden hani çok duygusallaştım ama ben hesap sorardım yani, giderdim. Neden? Hani neden yani? Peki gene de bir sarılmak ister miydin? Hayır. Nihal Hanım'ın hikayesini dinlediğinde bu konuda çok hassasım ben de. Hani bende babası var ama babasız bir kız çocuğu büyütüyorum. Onun anne neden keşke böyle olsaydı dememesi için elimden geleni yapıyorum. Bu konuda çok hassas olduğum için Nihal Hanım'a çok hak verebilirim. Ama benim o kadar güzel kayınbabam, yani eşimin babası o kadar güzeldi ki anlatamam. Yani böyle onu... Allah rahmet eylesin. İlk babayı ona mı dedi? Evet, ona dedim tabii ilk babayı. Hem de nasıl canı gönülden. Baba! Ne kadar güzel. Ne yani, çok güzel bir duygu ama. Onun sevgisini ondan almış. He? Evet, ya gülmek daha güzel ya. Ben ağlamayı öteliyorum, atıyorum arkaya. İşte ben hep öteliyorum ya, ben kimseden hesap soramıyorum. O kadar çok alacağım var ki herkesten. Sadece babandan değil. Evet, herkesten çok alacağım var. Ben herkesi çok düşünüyorum ya. Yemin ederim ben gıcık alıyorum kendimden. Kimisi kapanır, kimisi daha çok açılır. Bence Nihal Hanım da ruhunu genç tutmaya çalışarak acılarını örtmeye çalışmış. Hani biliyorsunuz geçtiğimiz senelerde maalesef ki ülkece çok büyük bir felaket yaşadık. Adana da çok etkilenen illerimizden evet. Bir tanesi oldu. Sen ne yaptın o arada? Yani eviniz falan hasar yok, aldı mı? Yok, hasar almadı. Hissettin mi o depremi yani? Ay. Nasıl hissetmedim? 4. katta yaşıyoruz. Yani 1,5 dakikadan fazla o kadar çok sallandı ki. O sabah 4'te olan mı? Evet, sabah 4'te olan. O kadar çok sallandık ki böyle hepimiz bir ara, o zaman Ezgi evlenmemişti daha. Hepimiz bir odaya geçtik. Ben en çok neye üzüldüm biliyor musunuz? Orada ya o mahşer günü Kadir'im, mahşer gününü yaşıyorsun o anda. Kıyamet Rabbim, gibi oldu. Rabbim çok kötü kimseye bir an o ya. Göstermesin. Allah kimseye vermesin. Böyle yani bir an önce yıkılsın, gideyim yani o gitsin. Evet istedi. O böyle. Bir de ben mesela o depremden sonra psikoloğa gittim. Neden? Çünkü orada ben ya o kadar enteresan bir şey ki. Ne oğlum diyebiliyorsun, ne kızım diyebiliyorsun, ne çocuğum diyebiliyorsun gerçekten. Evet. Ben ondan dolayı psikoloğa gittim daha sonrasında. Ha o deprem esnasında sadece la ilahe illallah, Allah'a teslim oldum sadece. Böyle hani hep böyle ona yalvardım. Yani orada yanımda kızım, oğlum var. Aman kızlar, çocuklar, oğlanlar, koca demedim yani. O an Allah'a teslim oldum. Gerçekten başka hiçbir şey yok. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Allah'a teslim oluyorsun. Böyle evinizde falan büyük hasar var mı? Yok, hayır. Allah da hiçbirimizde tekrardan göstermesin. Çok geçmiş olsun. Aynen sağ öyle. Sağ canım, sağ. Depremde ölenlere de tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Nihal Hanım'ın hikayesini dinleyince şöyle bir durum var. Evet, hani insan olarak... Evet, üzüldüm. O kadar yani. Evet, şimdi Nihal Hanım. Buyurun benim. Sıra geldi yemek kısmına.
Menü nerelere götürecek bizi? Karşınızdaki kameraya sayar mısınız? Buyurun Nihal Hanım. Şimdi ben Adanalı olduğum için Adana lezzetleri sunmak istedim sizlere. Adana usulü topalak köfte çorba olarak. Ara sıcak ciğer kavurma bazlama yanında. Ana yemeği, bir de soğan salatası var ciğerin yanında. Çünkü Adanalılar... Evet, ana yemeğe gelelim. Ana yemeğe gelelim. Ana yemek şırdan. Şırdan. Şırdan, evet. Yanında tablacı salatası. Tatlımız? Tatlım tel kadayıf. Tel kadayıf. Çok iddialıyım. Adana yemekleriyle geldim. Çok güzel lezzetler sunacağım onlara. Sokak lezzeti sunacağım. Evet, lezzetleri Adana lezzetleri olabilir. En güzel lezzetler olabilir. Ama benim çok damak tadıma hitap eden lezzetler değil. Evet, hadi bakalım. Şimdi kalkabilirsiniz. Buyurun. Buyurun efendim, uğurlayalım misafirlerimizi. Daha temizlik yapacağız biz. Haydi buyurun. Umarım acı konusundaki hassasiyetimi göz önüne alır. Dün Serpil Hanım'ın beni düşündüğü gibi o da düşünüp benim için acısız ya da hafif acılı ürün benim karşıma çıkartır. Adanalı yarışmacımız Nihal Hanım'ın mutfağında muhteşem Adana lezzetleri var. Şahane tarifler var. Neşe var, eğlence var. Seni kabul edeyim sen gelsin. Sana düşürmüş diye parmalar attı. Beni şaşırttın bakalım. Ya. Ben mi şaşırttım? Evet. Tövbe estağfurullah. Çok canım sıkıldı. Abla. Yemin ederim ağlayacağım şimdi. Kız sen değil bizi ağlayalım. Anamızı ağlattın burada 2 dakikada. Bakalım ne olacak ya. Dikebilir misin sen bunları Kadir? Benim dikişim iyi değildir abla. Değil, pantolon dikeyim. Paçası dikerim. Yırtık sökük dikerim ama hiç şuradan dikmedim. Diyorsun. Yok. Dikecek ya. Biber de koydun değil mi? Hayır, domates koydum. Hem domates açıldı mı? Ya ne tatlısın. Teşekkür ederim Kadir. Al, öbür moda geçti. Binnaz, binnaz. Hadi sofraya gidiyoruz. Sonra... Utanmıyorsun değil mi annenin yaşındaki kadını oynatmaya? Ya! Hepsi ve çok daha fazlası birazdan. Kadir Esildi ile en hamarat benim de. Kız sen eşarbağlı ve beyaz saçları dışarı çıkınca farklı bir imajın oldu. Ya. Yemin ederim beyaz sana. Beyaz değil o. Sanki böyle okulda... Beyaz değil onlar. Kadir ne beyaz? Kadir! Merhabalar efendim. Evet, bugün merhaba. Sizlere vitrin temizliği göstereceğiz, değil mi? Leğenleri getirdin mi Kadir'ciğim? Hemen alıyorum şimdi kapıdan. Ablam o arada fincanları toparlasın burada. Şöyle tamam. Büyük büyük leğenlerimizi alalım. Temizlik yapabilir. Şimdi hakkını yiyemem. Ama bence gülmekten temizlik yapabileceklerini, temizliğe girişeceklerini düşünmüyorum. Yürü yemin, güvleri kalaylı, ah kalaylı. Fistanı giymiş etekleri. Alaylı, aman aman. Bugün çalma oynama yok. Bugün bir sürü iş neden? Var. İş... Çok mu iş? Şırdan bana yapacağız. Çorbamız var, tatlımız var, vitrin dökülecek. Aynen. Hemen vitrine geçiyoruz. Tutucunda. Ben temizlikte de hızlıyım. Doğruyu söylemek gerekirse böyle hani evde, kendi evimde çok rahat bir kadınım. Aşırı rahatım. Bir dakika devrilecek ha. Yaklaşsın. Düştüm. Niye Kadir'e güvenerek temizliğe başlayacak? Bir siler sağdan, iki siler soldan. Kadir arkasından devam eder. Bak şimdi temizlik nasıl yapılır ben göstereceğim size. Ablam hazır mısın? Ben çok hazırım. Sen hazır mısın? Ben hazırım. Güğümün kapağı açılmadan dökülmez Kadir. Ben dünden hazırım. Ay bir de güğümle getirmiş aa, ya. Aa sen Adana kızısın. Sana ay. Öyle çeşmeden doldurur muyum? Ay. Tuzla da şifalı su varmış oradan doldurdum getirdim. İşte olduğu mis gibi. Şu turuncu bezini onu da şuraya açayım da siz bardakları üstüne koyalım. Böyle bir bez tutuşum vardır. Muhteşemdir. Bu arada 2 taş 1 baş kadehleri bana yıkatıyorsun. Tutundun bir vitrine ayrılmıyorsun orada. Ha, tamam. Alt tarafı toz alıyor. Tamam, hadi bitti. Gel. Bitti ha. Bitti yemin ederim bitti. Kaynanan nasıldı kaynanan? Ay. O zaman kaynananın yanında da böyle neşeli miydi? Tabii, konuşuyor muydu? Çok. Dünya tatlısı biriydi. İyi anlaşıyordunuz. Bir de rahmetliyi dinleyebilseydin. Canım. Ben onları düzeltirim. Sen gel bunları yıka. Yıkarım aşkım, yıkarım.
Ya bir şey diyeceğim, yaşlılık ayıp mı? Hayır değil ya. Ya ben öyle geyik yani yapıyorum. Sen... Herkes yaşını söylemeli çünkü yaşını söylemesen bile yüz yaşını belli ettiriyor. Eşin peki o da senin gibi böyle genç bakımlı mı? Evet. Şimdi bazı yani... hanımlar böyle genç kalma derdinde ama eşleri ya, mesela hani, yaşını yaşıyor adam. Evet ben... yaşını yaşıyor. Yani yaşını yaşıyor. Benim, adama baskı yapmıyorsun benim yani. Benim gençliğim ona spor yetiyor. Spor giyin yok eşofman hayır, yok, giyin. Hayır yok hayır hayır öyle şey zaten yapar mıyım? Zaten öyle şeyleri adamı yöneltme. Hayır sonra... Kadir kurban olurum yönetilecek bir adam değil. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Nihal Hanım bence temizlikte zannetmiyorum. İyi bir temizlik yapabileceğini düşünmüyorum. Hanımefendi Kadir'i çok seven biri varmış. Kimdir o? Yeğenim. Kızınız gibi. Tabii ki de aynen. Ha, Esin dediğin yeğenim Esin, mi? Esin ha yeğenim. Ha. Esin Hanım seni çok seviyormuş. Çok. Artık neyini seviyorsa. Niye sevilmeyecek çocuk mu? Allah dış ses ne bırak. İstiyorsun sen ha. Kadir'den? Neyse Esin Hanım'a bir sürpriz yapalım mı? Yapalım ya. Gerçekten ya Adana'ya ne gidiyor? Yapalım? Esin nerede? Adana'da. Adana'da. Canlı bağlantı yapalım. Gerçekten. Kız sanki hacca götüreceğiz Esin'i. Alt tarafı telefondan arayacak. Ne kadar sevindi. Nasıl bir görümce kızı sevgisi bu? Bir görüntülü arayalım. Hadi ara bari. Okay. Ya yemeğine tuz atmayacak ya pul biberini koymayacak. Bakalım ne olacak yani şey. Ama şey aradım da biraz geç hazır. O engelli biliyor musun? Engelli olduğundan biraz sonra arasak da ses açma. Açtı. Esin kuşum. Esin kuş. Ne haber? Ne yapıyorsun? Ben deyim. Ablam nerede? Gelsin ablam da gelsin. Yanına otursun. Tamam. Sürpriz. Sürprizime hazır mısın Esin kuşum? Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu kız az sus da ben konuşayım onlarla. Sizin bu gelininiz çok konuşuyor. Bak hepsi evet diyor, gördün mü? Ay ağladı ya. Vallahi seninki iyi olunca biz deyiz. Ay çok teşekkür ederim. Ay ağlıyoruz, sen bilmiyorsun. Kız sen bir git şuraya otur. Onun bağırmasına ben sizi duyamıyorum. Gözyaşlarınıza kurban olurum, hiç ağlamayın. Hep birlikte daha güzel günlerde güleceğiz inşallah. İkiniz de çok öpüyorum. Bir, ablam, canım merhaba. Ablam kurban olurum. Ay canım. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Kızım da seni çok seviyor. Allah razı olsun. Merhabalar. Hayırlı senin günler. Haberi yok ha benim buraya geldiğimden. Hayır, sakın Allah söylemeyin kimseye. Tamam. Hı? Nasıl? Sağ ol. Yok, neşesi çok güzel. Neşesi çok güzel. Pozitif. Bak ne diyor Allah. Siz de o arada kafa dinleyin biraz işte. Bay bay. Ya sen ne tatlısın. Koymadın gibi konuşuyor. Her lafın içinde. Ya nasıl ağladı ya. Yalnız görüncesi de yakası itmiş. Nereden oradan işaret ağladın yaptı ya? Ben. Hayır. Kadın işaret yap. Bak diyorlar ki kafamızı dinleyelim biz de. Hayır hayır öyle sen bir şey sen var ya sen. Tamam evet. Bitirin bitti mi? Bitti. Hadi kapatalım o zaman efendim. Nihal'ın menüsü iddialı değil ya. Yani bilmediğimiz yemekler de var, bildiğimiz yemekler de var. Ama bakalım başarırsa tadacağız, ona göre fikrimizi anlatacağız. Bu sıcacık sohbetin ardından Kadir ve Nihal Hanım temizliklerine kaldıkları yerden tam gaz devam ediyor. Nihal Hanım önce süpürge makinesiyle dip köşede temizlik yapıyor. Ardından da süpürdüğü yerleri güzelce siliyor. Kadir de bu arada koltuk yastıklarını tozlarından arındırıyor ve oda kapısını da iyice silip eleminden, kederinden kurtuluyor. Nihal Hanım gülmekten, eğlenmekten dip temel temizlik yapabileceğini sanmıyorum. Burası bitti mi? Evet bitti burası. Mis gibi koktu. Bak nasıl güzel oldu. Hadi ablam koş mutfağa geç. Şu koltuğun ayağını da düzelteyim. Arkanızdan konuşacak. Allah kahretmesin seni al konuşmuyorum mutfağa gel o zaman. Ya benim rakibim olamaz Nihal. O beni rakip olarak görebilir Nihal. Pişt ne yapacağız şimdi? Ha ben bana mı bıraktın sen? Pişt pişt. Sabah gezdik ya biz ya. O mutfağı falan. Nereleri görmüştük? Buzdolabının üstü yağlı dedik, evet, bulaşık makinesinin şurası... arası dedik. Bak şurası yağlı. Ne çabuk unuttun. Hadi arkası, önü, yüzü bak buzdolabının yeri olduğu gibi duruyor. Nerede yağ bırak, sökücü? Bırak ben yapacağım hepsini, ben yapacağım. Yağ sökücü nerede? Köşe kapmaca oynuyoruz mutfakta. Ben bir dakikada yaparım şimdi.
hırsız. Benim çok aklımı karıştırıyor. Sen öyle hemen aklı karışan bir kadın mısın? Yer değil mi elbette? Hani ama bir heyecan da var. Dış ses bana dedi ki, bir şey yapmayacağız biz burada dedi. Yemek yapacağız dedi. Ben öyle sandım canım. Çünkü abla hiç programın gidişatından haberi yok ya. Hemen böyle temizliğin ardından hemen mutfağa giriyoruz değil mi? Hayır, biz orayı temizledik zannediyorum. Ya sen programı izlemiyor musun? Hayır, kurban vallahi oldu. İzliyorum. İzlemeden nasıl gelirim ben bu programa? İzliyorsan niye hemen onu dediğine kandın sen? Ben ya onu anlamadım. Ya işte ne bileyim, bilmiyorum ki. Aldın mı üstünü? Aldım. Çok güzel. Şimdi neresini alıyorsun? Yanlarını alıyorum. Tamam. Yanları alıyorum. Lastiklerini unutma. Tamam. Haydi bakalım. Sen var ya bu hafta en çok yorulan yarışmacı oldun. Yemin ediyorum canın çıktı senin. Ya deme öyle yok. Vallahi be. Vallahi bu kadar... iş mi ya? Bu iş değil ki benim için. Baksana kadının temizlediği eve bak. Görüyor musun? Dur onu yerleri sileceğim çıkacağım. Temiz su o. O temiz su mu? O nasıl temiz su? Yeni doldurup getirdim. Yok canım tövbe estağfurullah. Sen ver bunu daha fazla yorulma. Yerleri senin çünkü... sürüp hayır çıkacağım. Yerleri en son sileriz. Çünkü seninle bir işimiz daha var bizim. Olsun yaparım ben. Ha, ya. Yaparım ha, kesinlikle. Okey süper. Yerler benim kalsın. Ya... Zordan benim, sonra silelim. Benim yaptığım işler. Ah Kadir'im. Hadi ya ne çekti? Bir yolda bana anlatsana. Dağ banyoya geçeceğiz hadi. Dağ banyoda ne var? Beni korkutamazsın dış ses. Kesinlikle şey durduramazsın. Şey. Durduramazsın beni. Kurduramazsın beni. Ben kötüyüm sen iyi mi? Haydi bakalım gidiyoruz. Bugün menüsüne bakarak iddialı bir rakip geldi bana. İddialıyım. 3-2-1 haydi. Allah kahretmesin sizi. Ama sen dedin ne ki... Ne yaptın dur, ya? Duş siz bir dakika. Tamam. Ay inanmıyorum ya. Zorlu bir etap demiştik ama biz sana. Enerji aldım. Tamam mı? Ben ama de... kapıdan çıkarken dedin ki en zoru bile yapalım. Hayır ben de dedim ha, ya. Tamam, ben okay. De dedim böyle dedim. 3-2-1 hadi Nihal abla bak ya çok güzel ısıtıyorum sana. Süren başladı mı? Süren başladı. Musluğu da kullanabiliyorsun haberin olsun. Bak o teli ki ama bak kirli teli tekrar sürün olmuyor bir abla. Ben şey yaptım ya. Oğuz heyecandan hadi. Bol yağ sökücü dökün. Durmak yok. Ekstra süpürge hediyemiz var. Gerçekten otobüsün mi? Altına koyar götürürsün götürürüm gururla. Aynen Adana'ya. Evet evet bir taraf bitti galiba. Bir taraf bitti galiba. Ablam diğer kısma geçiyor. Son 2,5 dakika. Hadi kurban oldum. Bir dış ses susar mısın? Bir kadını kafasını karıştırma. Dakikayı söylüyorum ya. Ablam, ah bak ablam ben kurban olsun sana. Ha? 1,5 dakika. Son hemen bir buçuk dakika. Bir sil, bir sil, son bir buçuk dakika. Evet. Daha hiçbir şey yapamamışım. Gel yıkayalım. Çabuk. Gel yıkayalım, getir. Ay burası ya. Ah, yağ sökücü, yağ sökücü. Tamam, yağ sökücü. Lütfen. Son bir. Çekin şuradan senin ayağının altında. Her işimize karışıyor ya. Dış ses yemin ederim eğer bunu yapamazsam senin yüzünden. Vallahi bu. Yemin ederim senin yüzünden. Bahanesini buldum. Vallahi. Buradan yürür artık. Gerçek bir Adanalı. Tabii ki de Adanalıyız, Allah'ın adamıyız. 15. Ne 15? Yak, yapma ya. Hadi kurula. Ama bak şu bana ait değil. Sana ait değil o dış sesin o. Evet dış derken götürsün. Aynen. Kendini paraladı valla. Ne oluyor? Bir kurula kurula. Bence yeter kurular. Ay, kurula ya, gözünü seveyim ya, hadi. Ya yaşama daha. 5. Döndür asıl denadır bırakıp ya, gitti. Ya bir dakika ya. Döndür asıl dünya gözün. Bitti mi? Bitti. Aa bitti. Sıfır diyor. Sıfır diyor. Nasıl? Ne yapıyorsun ya? Onun yüzünden değil mi? Ben temizledim diyor. Nihal bir zoru daha başardı diyebilir miyiz? Kesinlikle. Ne zorluklar ama o demiyor. Bak o demiyor işte. O demiyor. Sen onun ağzından ses da duyalım biraz. Ne oldu? Biraz. Üstünüz batmış. Mahvoldun. Bir şey olmaz dış ses. Bu temizlikle zoru başardığınızı düşünüyor musunuz? Allah kahretsin seni de yeter de yeter. Beni manipüle ediyorsun ya. İzlenmiş işlerle sonra aynısını sorup duruyor. Beni manipüle ediyorsun. Aa manipüle biliyor mu kız bak. Hayır. Değişik bir şey. Hayırdır yapsana Kadir.
Nihal Hanım kendinden emin gibi görünüyor. Göreceğiz ama akşam fazla emin olmasın bence. Dün Rosta'nın salçasını bilemeyenler bugün burada kalkmış diyor ki biz bu yemekleri biliyoruz. Yani... Şaka mısınız siz ya? Siz de bilemediniz. Neyi? Rosta'yı. Ben yemeğe odaklanmışım ya. Hadi yiyorum. Kadın üstüne gitme. Buldun sessiz kadını yüklenip duruyorsun. Canım ablam. Haftanın finaline bir gün kala bugün masada neler yaşanacak? Yanlış anlamayın tatlı bir acısı varmış gibi geldi. Bu acı bir... şişmedi mi bugün? Bakın siz böyle yine öğretmen edasında konuşuyorsunuz. Ama hayır, yolunu yapıyorum. Bana öğretmen edasıyla ısın diyorlar ama onlar bir şey bilmiyorlar. Ben sıkıldım bu öğretmen edasından lütfen. Gerçek yüzü bu. 1,5-2 yıl önce çıktım. Dalga mı geçiyorsunuz Nazlı Hanım, iyi misiniz ya? Ay sen görüntü. Kaç yaşında mısın çocuksun sen bana sesini yükseltiyorsun? Ben kimseye saygısızlık yaptığını düşünmüyorum. Ben bunu değerlendirmeye alamayız o zaman. Bunu değerlendirmeye alamayız. O ne ya? Sizin gününüze geldim mi? Gelseydiniz. Minnoş konuşuyor ama içinde neler var? Orijinal de yok içinde. Hayır ama ya niye koysun adamlar? Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir Zildi ile En Hamanat Benim'de. Sevgili seyirciler hazır mısınız efendim? Biz hazırız hem de bomba gibiyiz. Bomba gibi. Ciğerimiz, şırdanımız, arkada malzemelerimiz ve evet. Tabii ki Adanalı yarışmacımız hazır. Aynen. O zaman 3-2-1 deyip başlayalım. Başlayalım. Hadi bakalım. Süre tutuyorum bir dakika daha dur. Başlayalım. Bak, süremiz var 2 saatimiz var bu sefer. Tamam. Acele etmeyin geçen sefer zılgıtı yedim. Bu sefer her şeyi anlatayım 2 saatimiz var. Ne yaptım ben sana dış ses? Etapta beni ters ediniz efendim. Hayır. Gücenmiş adam. Hayır. Sana. Ama siz bana ona başlarken 5 dakika var demediniz. Şşş, boş ver. 3. Pardon özür dilerim. 2-1. Hadi benim güzel ablam neyden başlıyoruz ama? Şırdandan. Of. Aynen. Hemen niye ondan başlıyoruz ya? Kadir şırdan var ya çok zor bir şey. Şırdanı ben incelediğimde yapımı basit. Ama ben hiç yemedim. Lezzetine bakacağım. Ama basit olduğunu söyleyebilirim yani. Hanımefendi önce içini mi yapacaksınız? Hayır ben sadece bunu ıslatacağım. Bu çorbamın bulguru. Onun şişmesi lazım. Onu ıslatmam lazım. Şeyin yuvalamanı. Evet yuvalamanı. Topala. Evet evet. Tamam. Onu şimdiden... Esmer bulgur var içinde. Esmer bulgur istedim ya. Ben esmer bulgurla daha güzel oluyor tamam, diye düşünüyorum. Tamam. İçinde bir şey daha var ama. Bir de şey, irmik var galiba. Evet. Bir de soğuk suyla ısladın. Sıcak suya gerek yok aynen, galiba. Aynen. Bayağı ıslanacak ya Kadir Bey. Tamam. Orada şişecek. Tamam. Bunu sonra kıymayla mı birleştireceğiz? Yok kıymayla yapmayacağız. Direkt sadece böyle yuvarlak yapacağız. Evet evet. Ha, evet. Bulgur okey. Evet öyle. Topalak. Adana usulü topalak çorbası. Yani uğraştırıcı bir çorba. Çünkü yani bulgur kısmını bulgurlu harcı ayrı yapacak. Bakalım nasıl yapacak? Sert kalacak mı? Yoksa topalaklar dağılacak mı? Bakalım nohutları kendisi mi haşlayacak? Dana eti mi, kuzu eti mi kullanacak? Bence dana eti kullanması daha uğraştırıcı ve daha risk aldığını gösterir. Eğer bunları dikkat ederse güzel bir çorba içeceğimizi düşünüyorum. Şırdanlarımızı sıcak suda biraz kaynatacağız. O şeklini alması için hani böyle bir şekli var ya. Ha, o şekli alması için. Niye soğuk su koyup da ağır ağır kaynatmıyoruz? İlla kaynatsın mı? Hayır hemen batıracağız, çıkartacağız. Böyle 3-5 dakika. Bu bağırsak mı? Midenin bir kısmı mı? Bir kısmı. Midenin bir kısmı. Bağırsağa yakın olan yer. Bence şırdan basit. Adanalılar şimdi beni taşlamasınlar. Şırdan dediğimiz hayvanın midesinin bir bölümünden yapılıyor. Alıyorsunuz işte salçasını, baharatlarını, pirincini koyuyorsunuz. Yani yoğuruyorsunuz, içine dolduruyorsunuz, dikiyorsunuz. Suyun içerisinde bırakıp haşlıyorsunuz. Orada 2 saat boyunca haşlanıyor. Bence bunun hiçbir zorluğu yok. Doğru şırdanın söylüyorum. İçini yapıyoruz efendim. Hah tamam. Soğan var içinde. Soğan. Pirinç var. Normal bir dolma malzemesi mi var yani? Dolma malzemesinden biraz farklı. Soğan, pirinç, maydanoz. Birazcık ben böyle yağlı bir kuzu eti kullanıyorum. Bir de içine et koyuyorum. Evet, yani daha güzel olsun diye. Ne bileyim hani etin içi etle doldurulur, doldurulur. Ben orası pirinçten zannediyordum. Hayır. Dış kaplama gibi içi ayrı. Rondo var mı acaba? Robotumuz var. Tabii hemen robot isteyelim. Şansın var tabii değil ki, mi? Tabii ki. Her şey serbest, sınırsız burada. Gerçekten. İstediğimiz her şeyi getiriyoruz. Çok güzel bir ev sahibi. Yeter ki lezzetli yemek yapın efendim. Rondomuz geldi. Bir soğanı halledelim efendim. Süper. Onlar harikasınız. Da bizden, müessesemizden. Aa çok iyi. Düdüklü görüyorum ben burada 2 tane. Düdüklüye ne koyacağız ki? Konserve nohut var zaten orada. Konserve mi? Nohut konserve burada. Hayır. Çorbanın şunları koyacağım. Kettle'da su kaynasın ki dedim hemen. Bence kettle'ı beklemeyelim. Bir an önce atalım biz bu etleri. Topal çorbasının köftesini güzel yoğurması lazım. Yumuşamaması lazım. Eti güzel pişmesi lazım. Nohudu acaba kendimi haşlayacak? Hazır konserve mi kullanacak? Ona bakacak. Soğanlarınızı rondodan geçiriyorum. Evet. Ay çok teşekkür ederim dış ses. Çok
Çok sağ olun. Çok mu geçirdim? Yok, hayır, çok geçirmeyeyim. Abla, bunu suyuna tuzlatacak mıyız? Çok su koyma. İyi değil mi suyu? Biraz dök. Sonra dört tane şey var, kuzu gerdan var burada. Bence bakayım suyuna. Bak. Tamam. Tamam, yakıyorum ocağı yak, o zaman. Yak, evet. Kokusu için içine bir şey atsak mı acaba? Ya sen ne tatlısındır ses. Öyleyimdir, dokunmadan tadımı alabilirsiniz. Ay, ama bak beni hemen aydınlattın, unutmuştum bunun ben. Bunu çakma. Ya ben halledeceğim. Kadın işi ehline bırak. Kız, sen daha bugün gelmedin mi bu eve? Ne ara ocağı öğrendin? Çakmağın yerini biliyor. Menü tüm olarak, komple olarak yemek konusunda yanlış. Ali'ye göre her şey yanlış. Şırdana devam. Pirinç ne kadar koyacağız? İki bardak kadar. İki bardak pirinç. Şu kıymayı da içine mi koyacağım onun? Evet. Bunun içine mi? Evet. Bayağı da yağlı yalnız. Yok, öbürü. Nasıl öbürü? Ha, şu. Ha, şu. Evet. Kuyruk yağı gibi bir şey mi o? Evet, kuyruk yağı zaten o. Hayır, ne, tam yağlı, bu tam yağlı galiba, tam yağlı kıyma. Öteki. Ha, öteki mi? Evet, o bildiğim iç yağ gibi bir şey. Tamam, iki bardak da pirinç koyuyorum hemen bir leğenimize. Harika başladık. Evet, şu an gayet güzel gidiyoruz. Şu şey, ben gel alırım abla, sen gel böyle. Al leğeni. Sen bana bırak, ben onu hallederim, sen işini hallet. Biz sen yorulma diye buradayız canım ablam. İyilik yaramıyor Kadir. Dış ses. Alışmamış ki kadın, ne yapsın? Soyarım efendim, sarımsak da soyarım. Teşekkür ederim, canımsın. Bayağı gelişmeler var. Bu arada pirincimiz kırık pirinç. Onun da bilgisini vereyim. Pilavlı pirinç değil bunlar. Hayır, pilavlık değil. Ne yapacaksın domatesi? Şırdanın içine. Şırdanın olmazsa olmazı nedir? Lezzet nasıl veriliyor? Normalde tek başına pişse kötü bir tadı olacak gibi. Ya aroma olarak ağır bir aroması olabilir tek başına pişse, lezzetlendirilmese. Tabii ki de. Yani şimdi işkembe bile saf piştiğinde kötü kokuyor. Sirkesiz, sarımsaksız hiç tadı oluyor mu? Olmuyor. Şırdan severim. Çok severim çünkü benim kendi çocukluğum Mersin Adana taraflarına geçti. Şırdanı doldurması olsun, içindeki baharatların dengeli olması çok önemli. Pişimi, yumuşaklığı, ağza kolay dağılması gerekiyor. Yani lastik gibi olmaması gerekiyor şırdanın. Buna salça malça girmeyecek mi? Girecek. Bu mu ablam salça? Bundan mı koyuyoruz? Okey. Evet. Ne kadar koyayım? Hepsini koy. Hepsini. Wow. Tamam. Salçamızı da koyduk. Hakiki zeytinyağı mı, ayçiçek yağı mı? Normal ayçiçek yağı. Koyacağız. Domatesini de doğradın. Ha, elimde doğradım farkındaysanız. Tamam. İyi mi, bak yağ koyuyorum. Bak. Yeter. Hay maşallah. Tuz. Evet. Şöyle bir tutam septim. Hayır, ben serpsem onları. Tamam, bırakıyorum burada. Aha. Karabiber, kimyon da getiriyorum abla. Evet, bolca kimyon, bolca karabiber. Al sen bunları, at göz kararı. Şöyle bir yoğuralım. Bol yağlı, salçalı, yağlı kıyma, kırık pirinç, maydanoz, dış ses sarımsak soydu. Sarımsak. Bak şimdi Kadir'im. Ne oldu? Aa, dur. Şırdanların şekli dönecek şimdi. Şekil vereceğim ben büzüşüm buna. Mi? Büzüşecek. Abla, büzüşsün diye mi yapıyorsun öyle? Evet. Yapmasa şekli güzel durur. Büzüştürmeden doldurup öyle pişirsek ne oluyor? Hayır, o zaman pirinci ne kadar koyacağımızı ayarlayamayız ki. Bunun içine o kadar çok pirinç girer ki sonra patlar. Büzüşsün de daha az. Bak şimdi bunları. Sıcak suya bırakıyoruz. Yok. Orada ne kadar şırdan var? 8 tane. 8 tane şırdan var. Her ihtimalle karşı patlar matlar diye. Ha, yırtılır iyi yapsın. Yırtılır patlar diye. Renkleri dönmüş mü? Birazcık renkleri döndü sadece. Şekil olarak da henüz dönmedi. Oh, kimyon da koyduk. Oh, karabiber de koyduk. Beni şaşırttın bakalım. Ya buna domates konmaz ya. Nasıl domates konmaz? Evet. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Doğradım içine 2 tane koca domatesi. Bir de şaşırttın diyorsunuz. E sana ben dedim şaşırttın ki... Şaşırttın ama sen beni. Ben mi şaşırttım? Evet. Tövbe estağfurullah. Çok canım sıkıldı şimdi ha. Dedin ne ki yapacağım? Abla, malzemelerinde ne var dedim. Say. E domatesi niye eline aldın o zaman? Soyarken aklına gelmedi. Domatesi yıkarken aklına gelmedi. Doğrayıp içine atarken aklına gelmedi. Ama son dakika gelmiş, sen... siz beni şaşırttınız. Sen bu şaşırma işini niye eline aldın ha? Ne yapacağız şimdi? Domatesin ayıklayacak halimizi görendi bunu. Hayır. Ya çok koymadık zaten ya. Aynen, bir büyük baş koydun sadece. Koymadık, bitti, unutalım. Unuttuk, hadi tamam. Ama bundan sonraki malzemeleri dikkatli bir şekilde koyalım. Bu sarımsak tuzatma hikayesi mi? Sıçramasın diye. Alakası yok, sulansın diye. Hayır ya, sıçramasın. İkisi de bambaşka şey söylüyor. Bence sıçramasın. Tuzunu da attın, karabiberi, kimyonu da attın. Evet, tamam. Bu bekleyecek böyle. Aynen, bekleyecek. O arada dur, ben boş kalmayayım. Sen dış ses ciğerim. Ay, ben kendimi toparlayabilsem. Sen niye kendini toparlayamıyorsun? Bir şey yok ki. Ya böyle bir panikledim şu an. Hayır, sen boştan yere... Elim o kadar elim hızlı ki anlatamam. Kimden dolayı panikledim bilemiyorum. Hanımefendi, sakın cümlenin devamını getirmeyin. Hayır, yok, getirmiyorum. Tamam, sus. Bunu da koyuyorum kenara. Şırdanımızın içi de hazır. Arkadaşlar. Üstü evet, nerede buyurun. Onun? Şırdanın iç malzemesini sayıyorum. İşte bak, keşke önce başlarken saysaydın ya. O domates girmezdi işte. Başlarken yani saymadın. Yani kadın burada senden malzeme bekliyor. Sabahlara dayanamam. Bir dakikada da sen doğradın hemen, yoğurdun.
yapıyorum hemen. Sen göre ne var benim yorulmamda? Hayır, ben onu böyle tek tek koyacaktım malzemeleri. He. Ondan sonra yani domates eline de mi yanlışlıkla geldi? Ya böyle yuvarlandı ya, geldi. Hayır. Bence bu konunun içinden çıkamayacağız. Bence bu konuyu komple kapatalım. Nihan mutfakta şimdi zaten fazla konuşuyor. Mutfakta hiç susmayacak. Ya yemeğine tuz atmayacak ya pul biberini koymayacak. Bakalım ne olacak yani. Ama soğan yaptık, yandık vallaha. Biz bu soğanı niçin yaptık? Ciğeri kavuracak mıyız? Haşlayacak mısın, kavuracak mısın? Kavuracağım. Nihal ciğeri una bandırıp yaparsa, kızartırsa daha güzel olacak inşallah. Önce soğan mı ya, önce ciğer? Ya bu niye? Sen bana hiç yardım etmiyorsun Kadir. Vallahi kız abla. Yemin ederim ağlayacağım şimdi. Kız sen değil biz de ağlayalım. Anamızı ağlattın burada 2 dakikada. Koskoca herife dünyayı saydırdı. Şimdi bana geldi sıra. Bak daha hiçbir şey yapmadım ben. Ve geçen süreniz... Tamam sakin ol söyleme, canım benim. Sakın söyleme. Çıkıp... Mutfakta Nihal Hanım'ın süreyi çok iyi kullanması gerekiyor. Çünkü ürünlerin pişmesi ve yapılma aşamaları çok zor. Bence biraz da olsa Nihal Hanım bir paniğe kapılır, süreyi iyi kullanılmayabilir. Samet, Allah seni kahretsin Samet. Samet karga burunla sıkıyor. Kör olmaya sıcağı. Sanki şeye, Nijerya'ya yolluyor bu tüpü. Sinirlerim geldi tepeme. Tamam yandı. Nevrim döndü, yemin ederim nevrim döndü. Dış ses senin yüzünden oldu. Bir sana bir bana, kime yedirirse. Soğan mı ciğer mi konacak? O... Hanımefendinin kafasını karıştırma. Tamam, oturdum. Şimdi. Bak ona söyleyecek ki bana yardım et. Ne diyeceğim? Ne diyeceğini kestiremiyorum artık senin. Şırdanlar döndü mü? Döndü. Şekil aldı, evet. Evet daha bak, da. Hakiki Adana şırdanı. Şeklini aldı, bırakayım mı geri? Bırak. Bunun suyuna bir şey atılmıyor mu kokusunu mokusunu alsın diye? Bayağı ağır kokuyor çünkü. Şu an onu öyle suyunu kullanmayacağım ki. Atılacak o su, atılacak. Ben o zaman o suyu dökelim, bir daha su koyayım. Biraz daha kalacaklarım tekrar. Kokusu gidene kadar kaynatırım ben onu. Ekranlar görecek bana ne kadar çok yardım ettiğini Kadir. Notlarımı alayım zahmet. Abla bu çelik biraz yapışıyor ama ya. Şuna dök olmazsa ya. Biz bunu teflona alalım. Dök. Ciğer kıvırmayı küçük doğramalı, baharatlarını iyi ayarlamalı. Buna dikkat ederse güzel bir ciğer kıvırması yiyeceğimizi düşünüyorum. Bunları beklerken ben kadayıf mı basıyorsun? Kadayıfın altını şey yapayım. Kadir'cim tereyağını tepsiye sürüyoruz. Birazcık bak şunu, bunu eniştemden öğrendim. Hangi eniştenizden? Özlem'in eniştem, tatlıcıdır kendisi. Kadayıfımızın altı veya ters çevirdiğimizde üstü nar gibi olsun diye hanımefendi ne ekledi? Pekmez ekledi. İşte bu ya. Böyle bir de köpürteceğiz. Baya. Kadir aslında bunu sen yapabilirdin ama yapmıyorsun. Mesela tel kadayıflarını didikleyebilirdin. Peki teklif ettiniz mi bunu? Benim teklifim... Ayşe ama söylemiyorsunuz ki bana. Teklif edilmeden ben bir şey yapmam demediniz. Ağzına geleni sayarken sormuyorsun da kadayıf derken mi soruyorsun? Allah beni çıldırtacak. Soğanı sarımsağı önüme atıp ayıkla diyen siz değil misiniz? Hanımefendi işinize geldiği gibi konuşuyorsunuz. Hayır. Çok fena, ben çok. Ben bu öyle teklif... Tam bir Adanalı, nasıl hayır. Gözü açık. Bölecek misin bunları sadece uzun uzun dediğim mi? Doğrayacak evet, mısın? Evet, dit. Dit. Didikle. Şırdanlar oldu mu? Olacak, oldu. Ciğerin içine hemen domates doğrayın. Ne domatesi? Bak yine kafa karıştırıyor. Ya sen kafa karıştırma da üstüne yok. Soğanını koyun, soğanını çabuk. Pişmedi ki daha, pişti mi ki? Hayır, dur bekle. Benim kafamı karıştırıyorsunuz siz. Suyunu döktü. Döktün mü suyunu? Döküldü, şırdanlar da düştü. Bakalım şırdanlara. İşte şırdanlarımız. Aha bak, bütün şırdanlar böyle olmalıydı. Bak bu ne ya, kocaman. Şimdi. Hanımefendi şırdanlar burada dursun diye mi getirdiniz? Alır mısın Kadir şunları? Bu bir senin sınavın bu. Ne sınavı? Siz efendim siz. Benle mi sınanıyorsun sen? Evet. Niye aldın şey üstünden ciğeri orta? Soğanı kavuracak. Üstüne atmıyor mu ciğeri? Hayır üstüne? Olmaz. Ya öyle bir şey olur mu Kadir Beyciğim? Olmaz, ben ayrı ayrı ben yaparım. Ben hep öyle gördüm de o yüzden. Ben öyle ayrı ayrı. Hanımefendi senin yaşın kadar aşçılık yapmış. Aynen. Bunca yıl yemek sektöründe çalışan birinin bu menüyü çıkarması anlamsız ama Nihal Hanım'dan bahsediyoruz. Sevecen mutfakta şen şakrak, gülmek, oynamak, dans etmek için yine de basit menü seçmiş olabilir diyorum. Bu konuda bir hayal kırıklığı yaşamadım. Kadayı tepsisi gitti, önümüzde şırdanların içi geldi. Allah aşkına bunların içini hemen doldurup dikelim. Aa ağzı açık mıymış onun? Sen bir kesin, orası açık mıydı? Hayır açık. Öt gibi duruyor aynı. Ne gibi? Öt. Öt ne ya? Horoz ödü. Ha evet. Peki bir şey diyeceğim, bu kaç dakika pişiyor? Çok dakika ya. Çok dakika. Evet. Bir saat sürüyor mu pişmesi? İnşallah pişer. Bir saatte de pişmezse yani. Pişmezse hiç yenmez zaten. Kadayıf tepsisi geldi. Tamam. Onun sırası mı ya? Dikebilir misin sen bunları Kadir? Benim dikişim iyi değildir abla. Pantolon paçası dikerim. Yırtık sökük dikerim ama hiç şırdan dikmedim. Yok. Hiç et dikmedim yani. Niye şırdan yapacak ama hiç tadını bilmiyorum. Nasıl yiyeceğim hiç bilmiyorum. İpini çıkaracak mı acaba? Dikecek ya. Onun ipini çıkarmasa mahvoldu Niye.
Ay. Ne oldu? Şırdanı bir bastı üstüme sıçrattı. Aman abla. Evet ben. Nihal Hanım, siz bunun içine nasıl domates koydunuz ya? Bak ya Allah kahretmesin seni. Ya. Gene ya şırdanın içine domates mi konur ya? Olmaz. Oysa o kadar güzel yapıyordum ki ya. Senin yüzünden oldu ya. Vallahi. Sanki domatesi ben verdim eline. Yalnız o kadar çok söylüyor ki ben de inanmaya başladım senin yüzünden olduğuna. Sen zaten benden olunca inanırsın. Hiçbir şey demiyorum. Köfte gibi kızarım, biber gibi patlayayım, buna ne koyacağız? Ona biraz un koyacağız. Salça koy, yoğurt. Geçen süreyi söylüyorum. Söyleme şimdi. Eğer çok geçmediyse söyleme ne olur. Sizce ne kadar geçmiştir? Yani bir saat falan geçti mi? Pişmez şırdan yoksa. Yarım saatiniz geçmişti. Biri atladı ne? Şunun malzemesini atlasaca mı? Dileniyorum burada malzeme ben. O da eline kağıt almış, okumuyor onları. Okuyunca da kafası karışıyor. Hanımefendinin kafasını karıştıracağına sen bana sor. Tamam sen söyle. Ne bu? Tel kadayıf. Ya bak böyle karıştırma benim kafamı. Topalak kadayıfı bu. Topalak çorbası. Şu gözlüklerini tak artık. Efendim bizim iplerimiz kendinden eriyen cinsten. Hayvan evet. Bağırsak. Şunun malzemesini sayın bak, çinleniyorum şimdi. 1,5 bardak esmer ince bulgur, 1,5 çay bardağı irmikle soğuk suda ıslanıyor. Tamam onu geç. Islandıktan sonra 2 çay bardağı un, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 parça kuzu gerdan, 1,5 su bardağı haşlanmış nohut. Domates salçası öyle bitti bizimki. Domates salçası bitti mi? Bitti, hepsini şeye kullandık ya şırdana. Biber salçası var mı? Biber koymadın mı sen şırdana? Koydum. Ya ben yemin ederim. Domates koydun ya abla. Salçayı gösterdim ya, bunu getirdim. Hayır bu değil o dedin ya. Biber de koydun değil mi? Hayır domates koydu. Ama sen yemin ediyorum benim aklımı aldın ya. Vallahi aklımı aldın. Hem domates salçası hem domates. Ya aklımı aldın ama ya. Ama kurban oldum. İkisini de getir. Ya. Hem de 3 kaşık koydu. 3 kaşık. Tamam buna da 1 kaşık mı koyacağız? O ne? Aa bak kafayı yiyeceğim şimdi ben. Çıldırtmayın beni. 1 yemek kaşığı domates salçası. Koydum ya, koydum. Ya bir de ses, sen niye pekala baştan saymadın? Hiç. Bir söyler misin? Niye saymadın? Saymamı isteyen olmadı hanımefendiciğim. Şunu bir açsana elime gibi. Gel bakayım. Şırdanın suyu. Sen Allah kahretmesin seni. Aa saatle ameliyata mı girilir ya? Biber salçası ver bari. Alın oradan. Bu mu? Hayır o domates. Yine gidip aynısını alıyorsun işte, gördün mü? Yarışmacısın diye ses çıkar. Atmıyorum ama üstüme çok geliyorsunuz. Ya biber salçasını şırdanın suyuna koyun bari. Niye koyayım biz size? Sen mi biliyorsun, ben mi biliyorum? Sizin bildiğinizi gördük. Hayır, her şeye faydanız olmasın. Her şeyi yanlış yapıyorsunuz. Hayır. Aa. Senin yüzünden. Kadın 10 senedir yemek yapıyor dışarıda. Dur sen de şimdi. Bir de var ya, ben çok hızlı yemek yaparım. Yemin ederim siz benim aklımı aldınız ya. Ha biz aldık yani. Evet. Tövbe tövbe. Adana'da aklını alırım senin diye bir laf var Kadir. Aklını evet, nefesini alırım kesenim. Senin. Hayırdır? Kardeş, hayırdır? İster misin çıkacağız, izleyebilirsin. Vallahi ben kaçırırım, anında topuk. Ay inanmıyorum, biz hani domatesi harbi harcadık ya. Domates şey var, salatası var. Domates, yani ben şey yapacaktım ya, salata ya, özür diliyorum sizden. Sen de bir ağzımıza tükürüyorsun, sonra özür diliyorsun, karar ver. Kadir sen ne yapıyorsun, yeter bırak. Karabiber, özlesin işte. Karabiber var mı başka? Hepsini döktünüz efendim. Sen bunun, bir gel, tuzuna bak bakayım. Ya ne tatlısın, teşekkür ederim Kadir. Al, öbür moda geçti. Elinizi yıkayın, elinizi, elinizi. Niye yemedin? Elime bir şey yapmadım ki. Ya niye beni şeye sokuyorsun? Elinizi ağzınıza soktunuz. Hayır ağzımıza bir şey yapmadım. Ucundan yaptım ya. Tadına baktın mı? Baktım. Biraz tuz. Yok yok öyle olsun. Bana niye teşekkür edilmiyor bu mutfakta? Bir şey yapsan edilir. Karabiber verdim. Şimdi kadayıf mı basıyoruz, köfte mi yuvarlıyoruz? Kadayıfı da fırına koyayım ki. Tereyağı atıyorsun ki üstüne dökmek için. Evet. Evet sayın seyircilerim, bakın bakalım kadayıfı nasıl hızlandırılmış bir şekilde yapacağız şimdi. Tatlı tercih menüye göre normal. Yorucu kısmı olmayan bir tatlı. Şöyle bir şey var ama ben de bunu da dolma olarak mı yapacak yoksa normal düz tel kadayıf mı yapacak, o önemli. Ama kadayıf tatlısı tepsi de olur. Sarma olmaz. Sarması biraz daha hamaratlık gerektiriyor. Normal düz tel kadayıf gibi değil. Eğer sarsaydı yanlış olurdu. Direktmen bence eksik menüye sokardım ben. Çünkü sardığı zaman kadayıf dolması deriz biz buna. Yani bu basma kadayıf şeklinde tepside yapacağı için sarıp yapması bence eksik menüye girerdi. Nihal'ın tatlısı basit bir tatlı. Tepsiyi bastıracak, cevizi koyacak, fırına at. İnşallah şerbetini güzel durur. Ben
ne yapıyoruz? Topalak çorbanın küçük köftelerini yapıyoruz. Çok iyi gidiyorsunuz. Ya gerçekten mi? Ama bak, sen bir şey unuttun. Neyi? İnanılmaz bir şey unuttun. Neyi? Ne unuttun? Yani, neyi? Bak Kadim. Yapma bana böyle numaralar. Kadim. O da biliyor neyi unuttuğunu ama söylemiyor. Ama siz arada bir okusana şunu. O listede değil o. Dur bir dakika. Soğan salatası yok. Hayır, yani, hayır, hayır. Bir şey yaptın ve eksik bir şey yaptın. Tablacı salatası. Hayır, yapmış olduğun bir şey şunu eksik. Şunu yapacağım daha. Tel kadayıf. Tel kadayıf. Ne oldu kadayıfa, bir şey mi oldu? Ay, hayatını kaybetti. Neyi eksik onun? Neyi? Neyi? Şefkatini vermedi. Ya! Tatlısın ya. Ne eksik? Ya tabii. Çok az önce ne dedim biliyor musun? Bak gel sen gene beni beğenme. Dedim ama hemen söyle dedim. Dedim ki az önce kadın yavrunut dedim. Bana ne dedi? Hayır. Yalanın varsa nasıl köfte gibi böyle yoğum yoğum yoğrulayım bak. Gerçekten ya. Ben hanımefendiyi uyar dedim. Ağırmış sakalından da utanmıyorsun. Tatlının şerbeti de ocakta. Evet, hatta evet. O şerbeti büyük göze koy eğer orayla işin yoksa. Şuralara hiç koymadınız. Yavaş elini her şeye sokma. Atın fırına. Bakın ben de sizi uyarıyorum. Atın fırına diyorum. Tabii onu ben atmasını bilmiyorum. Tabii canım. Bak didiklenmedi işte. Olmuyor Kadir'cim. Sen bana dedin ki. Pişti dedin. Pişti dedin. Didikle dediniz. Kim dedi ben bana bunu? Ben pişti demedim. Düdüklüğü kim aldı ocağın üstünden abla? Kesin var ya Ali abiye de her şeyi atıyor böyle. Adam sesini çıkartmıyor. Ah ah. Ne çektiğini anladık. Biz bir saattir burada zor dayanıyoruz. Allah sana yardım etsin. Ali kim ya? Eşin. Nereden çıktı Ali ya? Eşinin ismi Ahmet. He Ali kimdi? Bilmiyorum. Ali yarışma. Yiyelim, kusura yiyelim. Bakmayın Ali tanımadınız bir şahıs çıktı. Kapat telefonu Ali. Ya sen şuraya gelsene, omureliğini izliyoruz biz buradan. Ne yapıyorsunuz siz orada? Burada program çekiyoruz biz. Kız sen eşarbı alayım, o beyaz saçla dışarı çıkarınca farklı bir imajın oldu. Ya. Yemin ederim beyaz sana. Beyaz değil o. Sen gibi böyle okulda. Beyaz değil platin onlar. Beyaz değil onlar. Kadir ne? Kadir ne beyazı? Kim dedi beyaz? Neyi bahsettin? Ha, Şaban başka bir profil oluştu gözümde. Zengin bir ailenin yanına girmişti mutfakta. Aynen. Mutfakta yardımcı. Şey vardı Kadir, sen onu ne yaptın hemen? Sen yani abla eve iş almaz mısın? Eve sokmam. Alır niye? Eğlenceli kadınım. Ya bir şey söyleyeceğim. Tahtayı ne yaptık ya? Zengin. Oradan isteyin. Benimki zaten yok. Allah Allah. Benimki eksik. Hayır değil, evime. Almazsın mı iş yerimiz? İş yerimizi aldık işte. Eve eve. Seni kabul edilmeden gelsin. Satıcı girmişti ya, parmağından attı. Ne diyorsun, ne anlatıyorsun Kadir sen? Ne anlatıyorsun Kadir ya? Biz de dedik yapma. Bir şey söyleyeceğim, ne anlatıyorsun diyorum sen? Diyorum ki seni dibinden görsün. Satıcı gelmişti ya, parmağından dışarı attı. Neydi neydi? Bohçacı geldi hanım. Bohçacı geldi. SL var, sepet var. Neye geçiyoruz? Şunun sosuna geçiyoruz. Şu ne? Şu var ya şu. Çorba. Çorbayı nasıl yapıyorsunuz? Biraz tereyağı koyuyorum. Yağ koyduk başka? Başka daha dur. Bismillah. Anlatın ama seyircim bilsin. Yağ koydum sadece. Şu an yağ koydum. Başka ne koyacaksınız? Ha tamam, devamını söyleyeceğim. Yağ koyacağım, salça koyacağım, baharatını atacağım, köftelerini içine atacağım. Bitti. Çorba tercihi yanlış ilk başta. Biz buraya davet yemeğine geldik. Bir sokak lezzetleri tadımına gelmedik. O yüzden yani yanlış bana göre. Çorbasını hiç yemedim. Eğer lezzetliyse zaten işinin malzemeleri tamsa mükemmel bir çorba çıkaracağına eminim. Evet sayın seyirciler, kadayıfımızı çevireceğiz. Hadi bakalım nasıl çevireceğiz? İnşallah tepsiye yapışmamıştır. Nereye yapışacak o kadar yağ döktük? Yağ akmasın da üstümüze. Çekelim bakalım. Aa, bak nasıl güzel çıkmış. Altına yağ sürmeyecek misiniz? Yok yok be, şaşırtma beni. Bir dur. Harika oldu. Güzel kızardı yalnız. Bence tel kadayıf tatlısını güzel kızartmalı, şerbetinin o ağdalaşma kıvamını ayarlayabilmeli. Bence hamur olmaması gerekiyor. Eğer ki bunları dikkat ederse lezzetli bir tatlı yiyebileceğimizi düşünüyorum. Tablacı salatamız yok. Tablacı salatası binmez. Bıçak nerede bıçak? Ne yaptın sen bıçakları? Ben bir şey yapmadım. Ay ben al bak burada bıçak. Yarım kilo ciğer yedim. Vallahi ya. Kadir Allah aşkına bunun tadına bir bak. Allah aşkına. Sofrada bakacağım ben. Şimdi ciğer kavurmada ciğerin lokum gibi olması çok önemli. Eğer pişmemiş bir ciğer önümüze gelirse bizim için bir hayal kırıklığı olur. Yeter mi bu kadar? Yeter. Tamam, domatesleri ne yapacağım?
Bu tablacı salatanın o soğan salatasını. Ciğerin yanındaki bu soğan salatası ciğerin olmazsa olmazıdır. Bunu yapmak zorundadır. Tablacı salatasında da eğer malzemelerini, uygun şeylerini koyarsa çok lezzetli olur. Bu ne için? Ciğer için mi? Ciğerin yanına böyle soğan. Sumakla falan olacak mı bu? Evet evet. Davet sofrasında sumaklı soğan olabilir. Çünkü biz salatalarımızda da soğan kullanıyoruz. Yani orada da kullanmamız gerekiyor o zaman. Eğer ki ciğer kavurmayı tercih ettiyse tabii ki de kullanmalıydık. Zaten kullanmış. Esnaf bu şimdi ciğerle de ne güzel gider ha. Şerbeti dökelim şerbeti. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şerbet bakacağız. Çıtır çıtır. Ben kadayıfın güzel pişmesine dikkat ederim. Şurubunu güzel çekmesine dikkat ederim. Bir de sunumuna çok önem veririm. Ekmekleri mi koyuyorsunuz? Evet evet pişirdiğim ekmekleri. Yahu ne yaptın? Buna koyacağım. Evet evet onu koyacağım. Ya bak durup durup kriz yaratma. Şiran yanında tabaca salatası da ekmez. Çünkü biz bir tavuk, kebap, bir ciğer vesaire herhangi bir şey yemiyoruz. O yüzden tabaca salatası yanlış. Bir tane mesaj geldi. Neyden? Hazır mısınız? Söyle bakayım. Nihal'im sana olan inancımız sonsuz, başaracağına inanıyorum. Ya yemin ediyorum benim bu Ezgi göndermiş. Ben anladım ya. Yemin ederim. Ya. Aa paketi de güzelmiş bu sefer. Buyurun efendim. Ezgi'm göndermiş değil mi? Niye oğlun göndermiş? Hayır gelin. Ozan'ın haberi yok. Ha, bacısı Ozan'ın haberi belki. Yok hayır. Nihal'im sana olan inancımız sonsuz, başaracağına inanıyoruz. Seni çok seviyoruz ve çok özledik. Yarışmayı kazan gel. Ezgi ve Kerem. Kerem de benim damadım. Dünya güzeli. Teşekkür ediyorum canım kızım. Üçüncü evladınız. Allah'ım evet aynen üçüncü evladım nasıl oldu. Nasıl karısı gönderiş o da benim şimdi gönderdi. Şey mesela. Ne? Ha, yani şey kız akıl etmiştir diyorum. Damat da faydalandı tabii. Dünürlerime çok teşekkür ediyorum yani. Kerem'i çok güzel yetiştirmişler sağ olsunlar. Oğlanı bize ki kaptırdığınız için sağ olun. Oh bize çiçekler mi çiçekler yolluyor. Parayı çatır çatır yiyor. Senin oğlum bana çiçek gönderdi. Hayırdır sen? 5 dakikada dönüyor gördün mü? Son kaç dakika? Tamam bitti zaten işim benim burada. Durdurur musun? Bitti. Durdur süreyi. Masayı kurmadınız Kirvem. Ha tamam. 15 dakikamız kaldı. Tamam ya koyduk mu buraya? Ya koymadık. Tamam. Bitti hani. İstiyorsanız tuzunuzu sonra koyun ama bu tablacı karıştırın gitsin. Tablacı şey tablacı. Tuzunu attı zaten. Tablacı karısı binnaz. Esnaf karısı binnaz. Kumarcı karısı binnaz. Binnaz binnaz. Hadi sofraya gidiyoruz sonra. Hadi. Utanmıyorsun değil mi anneannen yaşındaki kadını oynatmaya? Ya! Yürü hadi şuna. Yapmıyorum sen ya. Döktün mü? Dökmedim ben. Tamam bit. Ya onu dökme. Onu yeni aldım ben. Ya, sanki eve geri götürecek. Hadi şunun tadına bakma. Abla ben ya. Şey şu an niyetliyim. Ezanı bekliyorum. Ya. Ya hanımefendiyi kandırma. Hadi masaya. Ellerine sağlık. Sağ. Ama ben bugün iftarımı şırda anlatacağım için çok mutluyum. Ay, İlk defa yiyeceğim ederim. Çünkü ve senin ellerinden yiyeceğim. Ay öpme. Canım sen hadi gidelim. Ellerine ya, sağlık. Hadi sağ, gidelim sağ. Ablacığım. Yani bilmediğimiz yemekler de var, bildiğimiz yemekler de var. Ama bakalım başarırsa tadacağız. Ona göre fikrimizi anlatacağız. Sürenize. Bence durdur. Durdurur musun? Oh. Ay ya. Ah. Durdurdun mu? Mahvoldu. Durdur süreyi artık. 4,5. Yalnız final masası diğer masalara benzemez. Gergin bir masa. Özellikle Nazlı Hanım. Hanımefendi final masasını arıyor. Sen kime neyi anlatıyorsun Kadir? Çok özür dilerim. Ben gitmek istiyorum. Hadi abla. Ben de zannettim. Hadi gel. Önce biraz acile gidelim. Gel. Ne acil ya? Hani şöyle. Gel, ben kendim için istiyorum. Bugün bana arkadaşlarımın hepsi bilenip gelecek. Dur bakalım ne olacak? En Amanat Prim'de bugün Nihal Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız Adana usulü topalak çorbası, ciğer kavurma, soğan salatası ve bazlama, şırdan, tablacı salatası ve tel kadayıf tatlısıyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak? Haftanın finaline bir gün kala... Bugün masada neler yaşanacak? Yanlış anlamayın tatlı bir acısı varmış gibi geldi. Bu acı bir... Bakın siz böyle yine öğretmen edasında ama konuşuyorsunuz. Bir saniye bana öğretmen edasıyla ısın diyorlar ama onlar bir şey bilmiyorlar. Ben sıkıldım öğretmen edasından lütfen. Gerçek yüzü bu. 1,5-2 yıl önce çıktım dalga mı geçiyorsunuz Nazlı Hanım iyi misiniz ya? Abi sen kaç yaşındasın çocuksun sen bana... Sesini yükseltiyorsa. Ben kimseye saygısızlık yaptığını düşünmüyorum. Yani bunu değerlendirmeye alamayız hayır. O zaman. Ha, bunu değerlendirmeye alamayız. O ne ya? Sizin gününüzde geldim mi? Gelseydiniz.
minnoş minnoş konuşuyor ama içinde neler var? Orijinal de yok içinde. Hayır ama ya niye koysun adamlar? Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir Esilti ile En Hamarat Benim De. En Hamarat Benim'den herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, haftanın dördüncü gününde Nihal Hanım'ın masasıyla karşınızdayız. Nihal Hanımcığım, ellerinize kollarınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir yarışmaydı benim için. Güzel bir gündü. Bayağı eğlendik mutfakta. Bayağı eğlendik, çok eğlendik. Çok eğlendik hem de. Yetiştirdim, Allah'a şükürler olsun. Bir de arttırdım. Oo, maşallah. 4,5 dakikasını arttırdı. Aa, güzel. Tebrik ederiz. Bir de üstelik tebrik. Benim gibi biri yani. Benim gibi biri 4,5 dakika arttırıyor. Benim gibi biri derken? Çok böyle gudurdum, oynadım falan ya, onu demek istedim. Anladım. Kadir Bey, hani arkadaşlar diyor ya, sadece konuşur, sadece konuşuyor. Hem eliniz hem çeneniz eşit derecede işlemiş. Ben hem elim var demek hem ki. Dilim var. Hem dilim var hem de. Peki. Aynen. Şimdi sofra yorumlarından başlayalım. Serpil Hanım, nasıl buldunuz masayı? Masası spor. Hoşuma gitti. Çiçeği de kendi gibi cıvıl cıvıl. Ya teşekkür ederim. Güzel, beğendim. Sadece peçetesi eksik. Ha evet. Bir de bardakların üstünü kapatsaydın ona sevindim. Bardakları yeni getirdim ve su koymadım farkındaysanız. Ama olsun, yine de toz kapatsaydınız. Toz falan uçmasın diye. Su koymadım ama. O takıntım var biliyorsunuz baştan takıntınız beri. Takıntınız var da hani su koymadım. Serpil Hanım'ın o bardağa sürekli takılması kıl oldum. Kapatmayacağım kendi günümde. Oh canıma değsin. Sizin gününüzden o bardağın üstüne kapattıklarınız var ya, onlardan arttığını düşündüm. Bize almamı, hani alın demediği evet, için buraya geldik, sofrayı kurduk. Evet. Dedi ki bardakların üstünü kapatmam lazım. Peki dedim, bunun siparişini verdim. Yok dedi, ben dünden artmıştır zannettim. Ben de arttı diye düşündüm. Yoksa aslında bunu düşünmüş. Düşündü. Düşünmüş. Aynen, evet, tamam, evet. Ama düşünmesi o yüzden de bardağa su koymadım. Tamam. Tamam. Peki masayı yani beğendiniz ama yani. Güzel. Evet. Aha. Ümmü Han, sen nasıl buldun masayı? Masa çok güzel. Masa örtünüz çok tatlı bir renkte yeşil. Çiçeğiniz çok güzel. Servislerimiz yani biraz yerlere değişik ama olsun, heyecanı biraz yetiştirme şeyi. Karışıklık mı var? Karışıklık var. Hanımefendinin çatalı yok, bıçağı yok. Tatlı kimin? Çatal bıçağı yok. Evet. Yani. Evet. Onlar söylerdi zaten Ümmü Hanım. Sıraları gelince. Hayır, bana sordunuz. Hayır, ben de söylüyormuşum. Ama, yok, ama siz kendi tabağınıza bakın, kendi evet, önünüze bakın. Onlar sıra geldiğinde söylerdi. Bak peçete yok dedi, söyledi. Tamam, ben de söylüyorum. Herkes söylüyorum. Kendi önüne mi baksın? Evet, lütfen kendi. Hayır, masaya genel anlamında nasıl buldunuz deyince ben de söylemek istedim. Hayır, Nazlı Hanım önündeki çatalı söylemeyin diyor. Evet yani. Ama masanın geneline bakın dediniz. Ben de o yüzden böyle bir yorum yaptım. Tamam. Ama gayet de şık, tamam, spor. Tamam. Çok güzel. Tamam. Ellerinize teşekkür sağlık. Ederim. Peki. Rica Nazlı Hanım, siz nasıl buldunuz efendim? Evet. Masası çok güzel. Hoşuma gitti. Hı, sonunda bir renkli çiçek evet. Gördün mü? Masası rengi de çok güzel. Benim de servis kaşık çatalı, bıçak çatalım yok. Olabilir. Ha, evet, şey, aceleye tatlı. Gelmiştir. Unutmuşsundur. Evet, tatlı, tatlı. Şeyini, adam unutmuşluğuna verdi ama. Heyecandan yaptı ya onun teşekkür için bugün. Ederim, sağ unutmuşluğuna ol. Verir tabii çünkü onun yarın günü. Onun alakası yok gerçekten. Nazlı Hanım bugün biraz daha yumuşak mı kalacak? Tabii ki. Yok, yok. Kadar. Gerçekten öyle, ondan alakası yok. Serpil Hanım'a ben de hak veriyorum bu konu hakkında. Yani ne? Nazlı Hanım'ın yumuşaklığı konusunda mı? Şimdi ama yemekte göreceğiz. Onun şeyi anlarız. Konuştum ya. Evet. Yemekte göreceğiz yani. İlerleyen dakikalarda bakalım dünkü Nazlı Hanım'ı aratacak mı? Göreceğiz. Ali, sen beğendin mi masayı? Masasını beğendim. Güzel, şık. Kendisi gibi cıvıl cıvıl masa. Teşekkür ederim. Yansıtabilmiş size. Aynen, kendisini yansıtmış. Sağ olun. Peki şimdi birazdan hanımefendinin yemekleri gelecek. Biliyorsunuz bugün resmen bir Adana haftası. Evet. Yani evet. Tamamıyla bir Adana menüsü var. Aynen. Kendisine de güveniyor. Şırdanımız var, topalak çorbamız var, evet, ara sıcağımız var. Evet, herkesin beklentisi yüksek. Aynen. O zaman alalım mı çorbamızı? Alalım, tamam. Hadi bakalım tamam. Efendim. Masada bir Adanalı da Ali. Aynen. O yüzden Ali, bugün senin yorumların çok önemli. Şimdi arkadaşlar biraz senden de yola çıkabilirler. Hani bilmedikleri lezzetler olursa. Zaten. Eğer senin bilemediğin bir şey olursa seni de burada yerler söyleyeyim. Nihal Hanım'ın da dilinden kurtulamazsın. Nasıl buldunuz Nihal Hanım'ın karşılamasını? Güzel olarak. Buldum, samimi. Hoşuma gitti yani. Çok hoş karşıladım. Ümmü Han, hiç sana biraz yükseldi ama böyle çatal için birden. O zaten bana bugün çok yükselecek. Ben onu biliyorum. Çünkü ben ne zaman konuşmaya başlasam söyleyecek yine öğretmen edasıyla gidiyorsun diye. Ama ben bugün yine susmayacağım. Peki ciddi anlamda Ümmü Han'ın böyle bir öğretmen edası olduğunu düşünen var mı ya? Hani öğretici tavrı Ali? Var. Var. Aynen.
Ama en azından yemekler hakkında konuşuyorum. Yani tamam. Yemek haricine çıkmıyorum. Tamam. Ben de yemek programı. Olmadan bir sıkıntı yok. Ay yani ne güzel işte. Öğretmen var mı diye ben ona evet, evet var ne dedi. Güzel işte öğretici, eğitici bilgiler şimdi veriyorum demek ki. Şimdi bir beyan etmek var. Bir de böyle hani sanki o bilmiyormuş gibi anlatmak var. Yemeklerin tekniğini falan bildiğim için kendimden emin konuştuğum için öğretmen edasıyla konuşmuş olabilirim. Kendinden emin olsaydı o da öğretmen edasıyla konuşurdu bence. Eleştirilerime cevap veremeyince bana öğretmen edasıyla yazsın diyorlar ama onlar bir şey bilmiyorlar. Of. Ama senin konuşma tavrını söyle bir şey üslupta. Şöyle söyleyeyim. Buyurun. Üstten görünüş gibi sanki. Hayır. Evet. Asla. Yani kibirli mi yani? Kibirli demeyelim de üstten mi bakıyorsun? Aynen. Size? Hayır, aynen. Alakası yok. Ben hiç ön yargıyla buraya gelmedim. Röportajlarda tamam, da söyledim şey zaten. Yani. Yaptığınız herkesten olarak demiyorum hanımefendi. Ümran evet. Hanım. Konuşma sırasında belki siz fark etmiyor olabilirsiniz ama hani masaya öyle yansıyor. Ben üstten bakmış olsaydım eğer ay bu da mı bunu yaptı, bunu mu becerebilmiş diyebilirdim ama ben asla öyle bir şey söylemedim. Bilmediğiniz için hayır, şu an ben söylemek şey istiyorum şu an. Masadaki üslubunda var mı böyle bir tavır yani size karşı? Üslubunda. Neden öyle gördüler seni? Biri birbirinden, yani daha doğrusu her biri birbirinden bağımsız cümlelerdi. Uzatmış olabilirim. Ama peki Nazlı abla sen öyle düşünüyor musun? Cidden Ümmü Almasa'dakilere yukarıdan mı bakıyor? Ya cümleleri bayağı uzattı. Evet uzattı. Ya, uzatmak da ayrı bir şey de konuşurken, ne bileyim eleştiri yaparken böyle sizi küçümsüyor mu? Ama o da kendisi şef gördüğü için içindekilerini anlatması sen gerekir. Sen üstten baktığını düşünüyor musun? Yok üstten baktığını düşünmedim ben. Serpil Hanım? Dün ben masada da söyledim ben Kadir Bey zaten. Anlatması gereken varsa anlatacak tabii ki. Ben öğretmen edasıyla değil de her şeyi ben sizden daha iyi bilirim. Edası var. Yok hayır. Ve, her şeyi mi biliyorsunuz? Hayır her şeyi ve bilmiyorum var, tabii ki. Eleştirileri çok acımasız. Yani hem yumuşak yapmaya çalışıyor ama acımasız. Hayır ben öyle olduğumu düşünmüyorum. Ben sadece yaptığım bildiğim teknikleri konuşuyorum. Yani yemek hakkında yorum yapıyorum. Yemeğin teknikleri hakkında konuşuyorum. Ben asla hani böyle ön yargıyla konuşmuyorum. Ümran sen şöyle bir şey ver. Hani biz size yemek dışında bir konuşma yapıyorsunuz demiyoruz. Evet. Onda asla bir yani evet, sıkıntımız tamam. Yok. Konuşurken üslupta hani bir öyle, yani bir sezinişimiz karşım, yani öyle bir sezinişimiz var. Öyle bir sezinişimiz var. Üslubum eğer ki bozuk olsaydı karşımdakine rencide edeceğiz konuşurdum ama ben öyle konuştuğumu düşünmüyorum. Teşekkür ederim Kadir Bey. Buyurun efendim. Serpil Hanım buyurun. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Serpil Hanım bir tane acımasız eleştiri yaptığımı söyleyemez dünle ilgili. Bir tane değil, bir sürü eleştiri yaptı. Şimdi bunları burada anlatmaya gerek yok. Adana'ya özgü ismi neydi tekrar bir alalım? Topalak çorbası. Topalak çorbası. Topalak çorbası. Topalak çorbası, evet. Acı falan mı geldi Serpil Hanım yoksa normal susadığınız için? Yok, susadım. Çok hafif ama bana yani yanlış anlamayın tatlı bir acısı varmış gibi geldi. Yani bu acı beni şişmedi mi bugün? Ama onun acısı yok ki ben daha hani nasıl? Benimkinde de o kadar acı yoktu. Hemen ağzımda. Hayır boğazım, bakın. Boğazım yapmaya başladınız. Hayır çatalı benim aldım sanırım burada. Biberli kısmı tamam, geldi. O biberli kısımda acı şey olunca ama ben hani böyle masadan şimdi kalkacak kadar bir terbiyesizlik zaman, yapmadım. Hayır hayır. Siz dediniz ki ben sizi eleştirmedim ben acı orada. Hiç yemiyorum. Hayır beni eleştirdiğiniz anlamında söylemiyorum. Hı-hı. Ben acı hiç yemiyorum. Hı-hı. Yediğim zaman boğazımda bir şey oluyor dediniz. Hayır, damağım şişiyor dedim. Hafif bir hani otele gittiğimde şişkinlik oldu ama hani beni o kadar çok konuşamayacağım derecede değil. Çünkü bir çatal aldım ya tadına evet. Baktım sadece devam etmedim. O yüzden. Yani bu da etkilerdi size düşündüm ama. Yani o yorum çok size hafif. Kasti miydi Nesin Hanım? Kasti değildi bence bir şey oldu. Şov mu? Şovdu. Yani eğer şov olsaydı ben masadan kalkar giderdim, peçeteyi çıkartırdım, bir şey yapardım. Zaten aldınız, yutkundunuz, yapmaya başladınız. Hayır ama siz rahatsız olmayacağınız derecede ben hiç yorumlara girmeden çünkü direkt suyumu yudumladım. Ben sizin için, evet evet. Sizi düşündüğüm için teşekkür ederim. Toz biberin bile tatlısını kullandım. Ben onu söyledim zaten çok ince bir düşünce dedim, teşekkür ettim. Onu da zaten bilmediğinizi fark ettim çünkü bir siz gerçekten koymazdınız. Belki hani biberi çok az koyardınız veya hani koyarken bana dikkat ederdiniz. Zaten sizin bu hassasiyetinizi biliyorum. Evet. Ama gerçekten sizden kaynaklı değil, şov da değil. Ben hani mesela ilk acı geldiğinde peçeteyi çıkartmadım, yuttum saygısızlık olmasın diye. Veya hani böyle gerçekten biraz elim titredi ama gerçekten size fark ettirmemeye çalıştım. Ben şov yaptığımı düşünmüyorum. Zaten bunu seyirci de görecek. Sizin düşünceniz. Teşekkür ederim. Serpil Hanım az önce bana acımasız eleştiri yaptı dedi ama acımasız eleştiri asıl o bana yaptı. Hayır asla acımasız eleştiri yaptım düşünmüyorum. Peki yorumlara başlayalım mı? Serpil Hanım nasıl buldunuz topalak çorbasını? Şimdi topalak çorbasını ben ilk defa içtim. Öncelikle ellerinize sağlık. Afiyet olsun.
Tadı güzel. Beğendim. Afiyet olsun. Bu eti kuzu eti mi? Evet evet, kuzu gerdan. Şimdi ben kuzu eti zaten yiyen bir insan değilim. Öyle mi? Ama yine de etinden zaten hiç yemedim. Suyundan ve topalaklarından yedim. Bana lezzetli geldi. Afiyet olsun. Peki etin pişmişliğine baktınız mı? Yiyemiyorsunuz ama. Ama yiyemiyorum eti. Nasıl yiyeceğim şimdi onu? Bir dakika, şu ucundan bir alayım. Yani çünkü kuzu gerdan ya, haşlandı tamam. Haşlanmadı mı? Tamam. Daha biz çırdan yiyeceğiz. Sen kuzu eti yiyemiyorsun da. İşte ben de onu düşünüyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Nasıl yiyeceğim acaba? Balık yenmiyor, et yenmiyor. O zaman? Et yenmiyor bir şey yenmemeye... Bu yarışmaya niye geldin? Aynen. Evet. Arkadaşım et yenmiyor değil. Ben tek gün balık yaptım. Ben dana eti yiyorum. Kuzu yemiyorsunuz. Kuzu yemiyorum. Keşke onun yerine bildirseydik ya. Bir de balık, ama bak şimdi balık yemiyorum ama ben senin balığını tattım. Bir şey demedim yani, tadamam. Asla yiyemem diyemedim. Zaten tadamıyorsan bu yarışmaya gelemezsin. Aynen. Sen niye şimdi yüklendin Serpil Hanım'a? Hayır yani dikkatimi çekti de. Balığın hıncını mı almaya çalıştın? Yok şimdi benle göründüler ona da ondan. Ne yaptılar? Benle göründüler. Benden göründüler demek istiyor. O ne demek? Senin üstünden mi yürüyorlar? Tabii. Öyle pişmiş yapıyorlar. Pişmiş mi eti? Pişmiş. Güzel. Pişmiş. Peki afiyet olsun. Gibi. Hadi afiyet sen olsun. Nasıl buldun çorbayı? Çorba güzel. Kıvamı falan yerinde. Bu topala içine ne koydunuz hamurunu yoğururken? Bulgur, irmik, un. Okey. Su. Tamam. Bu kadar. Bir de tuz. Bu kadar. Ne oldu? Yok, tam mı malzeme? Ama Ali alışkındır bu tadı. Ali, aynen. Ali bilir. Mersin'de yaşıyor. Peki malzemeler yaşıyor. Tam mı? Aynen, malzemeler tam. Sadece şimdi şöyle bir şey var bu topalak çorbasında. Bulgurla irmik şeyini yerlemeniz gerekiyor. Aynen. Yerlemediğiniz takdirde hani... Evet, sert, ya dağılıyor, sertiyor, sertleştiriyor irmik. Ya dağılıyor ya da fazla hani fazla irmik şey koyduğun zaman sertleşir, az koyduğun zaman da dağılır. Yani ya dağılıyor ya da kendisi sen söyledi. Şu an tam kıvamında olmuş. Aynen, tam kıvamında. Çorbayı beğendim. Çorba eti güzel. De pişmiş diyorsun. Evet. Peki afiyet olsun. Ama keşke et yerine yağsız bile tercih edebilirdin. Sen çorba sen kendi yağ var ya o olabilirdi sanki gerdan, biraz. Gerdanda böyle çok yağ yoktu. Bilmiyorum belki bana belki bir kısım bana belki öyle değil ama çorbanızı beğendim. Çorbanız afiyet güzel. Olsun. Davet afiyet sofrası olsun. İçin uygun bir çorba mı? Uygun bir çorba değil o görüşe bakarsan. Ama yani tabii yani uygun çorba değil. Yok, bunun birçok uğraştırıcı yanı var. Topalağını yapıyor, etini haşlıyor, didikliyor. Bence bu uğraştırıcı bir çorba, bu zamanla aldığını düşünüyorum ben. Çok. Yani Adana'da bunu hakkını daha yiyemem gerçekten. Bence çok. Davet sofrasında da yakışan bir çorba. Evet bence de gerçekten hem etiyle hani hem nohutu. Davet çorbasına hani... neden yakıştıramadın? Davete yani... neden yakıştıramadın çorbayı? Pardon evet. Yani biraz da içinde hani hamur işi ne yakın bir şey olduğu için hani çorbanın içinde ondan dolayı yapılıyor. Hani hep böyle siz de ben anlamıyorum sizi. Yani böyle hep böyle davet oldu mu yok kremalı, yok sütlü, yok beşamalli olması ben mı gerekiyor? Ben fikrimi söyledim. O şekilde. Tamam ben sadece katılmıyor musun annem? Katılmıyorum. Yani. Ama ben dediğim gibi, başta dediğim gibi çorbanızı beğendim. Tamam. Çorbayla ilgili bir sıkıntı yok. Okey. Hani yok davet sofrasına şey uygun değil dediniz ya. Hani davet uygun olunca uygun bulmamış. Orası okey. Peki. O da onun görüşü. Okay. Ümmü Hanım. Bence bu davet masasına uygun çünkü artık sıkıldık mercimektir, tarhanadır, yayladır. O çorbaları içmekten sıkıldık. En azından bu uğraştırıcı bir çorba. Topalaklarınızın boyutu ben röportajda da söylediğim nohutla aynı olacak mı acaba evet, dedim. Kendim, evet, aynı. Kendim yaptım. Nohutu kendiniz haşladınız. Yok, nohutu kendim haşlamadım. O kadar şeyin neden? Üstüne. Ne yapacaktınız biliyor musunuz Nihal Hanım? Hayatım şöyle bir dakika. Bakın siz böyle yine öğretmen edasında ama hayır, konuşuyorsunuz. Ama bir saniye lütfen yorum yapmaktan ziyade yok işte yine başlayacaksınız. Yok ne yapacaktınız sizin, biliyor musunuz sizin, Nihal Hanım? Ama sizin için şey yani kolaylaştırıcı bir şey söyleyecekti. Bak bir şey söyleyeyim ben. Zaten öyle yapıyor. Mesela ben hemen işte yani bir şey söyleyeyim. Hayır şöyle. Bak canım benim. Buyurun. İki tane düdüklüm vardı evet. Ve ikisini de kullandım. O kadar zor şartlarda yaptım ki göreceksiniz seyrederken. Keşke üçüncüyü de isteseydiniz o zaman. Üçüncüyü de isteseydim. Ya bilmiyorum istemek aklıma gelmedi. Miyim? Buyur tamam. Ha, tamam. Teşekkür ederim. Yani pardon, sizin için bir kolaylık bakma. Olsun. Estağfurullah. Kolaylık olsun isterseniz hani şey etlerle nohutu aynı anda dana eti kullansaydınız etlerle nohutları aynı anda düdüklüye atsaydınız. Ben onu düşündüm tatlım. Evet. Ben onu düşündüm gerçekten, de. Gerçekten nohutları hazır kullanmanız şu anda kusura bakmayın. Hani sadece topalaklar emek vermişsinizdir burada demek istiyorum ben. Bir tık düştü mü gözünden tabii. Çorba? İkincisi, ellerinize sağlık. Eti çok güzel pişmiş, kuzu eti ama yağları hep kalmış.
şey söyleyeceğim. Bunu yani dediklerken bu yağlarını alsaydınız ağzımıza yağ tadı gelmezdi. Şey söyleyeceğim. Buyurun. Nohutla şeyi eti bir atsaydın dediniz ya. O zaman ben çok hoşlanmıyorum. O nohutun böyle bir asiti var, böyle bir köpüğü var. Evet. Bilir misiniz? Biliyorum. Yani o böyle etin içine çıksın istemedim. Etin suyuna çıksın istemedim. Ben, siz belki şefler böyle yapıyor olabilirsiniz. Ben Adanalı arkadaşımı aradım, sordum Adana'da. Yani dana öyle etini. Evet, evet. Ya belki tamam tadın siz hoşlanmıyor olabilirsiniz. Ben sadece bildiğim. Evet, anladım. Canım benim, tamam. Elinize sağlık ama tadını beğendim. Pardon, tamam, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Siz diyorsunuz ki bu etin yağlı ayırsaydınız. Tamam. Kuzu eti normalde yağlı bir et. Hayır. Tamam, yağlı bir et. Yani bunu dedikliyorsunuz. Evet. Dediklerken en azından yağlarını daha dik. Çünkü bende bayağı var. Bayağı var. Hani sadece dikkat etseydi dedim ben. Bir şey söylemedim ki. Tamam. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Tadını beğendim. Peki. Teşekkür Nazlı ederim. Hanım'a gelelim. Teşekkür ederim canım. Afiyet sağ olsun. Kadir Bey, beğendim. Etleri güzel pişmiş. Topalakları da kıvamında olmuş. Aynı boyutlarda. Ama orijinalini yapsaydı daha iyi olurdu. Orijinali nasıl olur? Hayır, etten nohudu aynı anda düdüklüye koysaydı daha güzel olurdu. Efendim? Orijinali miymiş? Efendim? Orijinali öyle miymiş? Evet. Skandal. Ben... Etten nohudu birlikte koymasın. İşte öyle değil. Siz şu an internet hesabından sonradan görmüşsünüz. Bunu öyle yansıtmaya çalışıyorsunuz. Öyle değil. Hayır. Aynen. Ben sadece orijinali öyledir diye demedim. Ben sadece nohutları haşlanmış nohut yerine böyle kullansaydı diye dedim. Bu topalak köftenin... Benim de akrabam var Adanalı. Aynısını yapıyor. Bir dakika. Bir dakika Nazlı Hanım. Ben Adanalı olarak topalak çorbanın nasıl yapıldığını yani... Kemikle eti bir arada koymanız lazım. Bakın şimdi ama... Haşlanması lazım. Ümran Hanım'a söyledim. Hani neden kemikle nohutu bir araya koymadığımı söyledim. Tamam söyledin. Ben de şeyimiz yolunu tamam, yapmak zorunda. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben bunu söyledim. Peki bak Ali de karşı çıkıyor. O da öyle değil. Hani bu sağdan soldan görülmüş bir... Hani alınmış bir, hani bir bilgi. Aslında öyle değil. Bunu kendi evimde annem bile yapıyor. Kolu, komşum herkes yapıyor. Benim de akrabam var aynı şekilde yapıyor. Akrabanızı çok merak ettim. Acaba nasıl yapıyor? Neyse, sonuçta nasıl bir şey çıkıyor? Yarışma bitsin gel tanıştırırım. Olur. Peki Nazlı Hanım ne fark edecek senin için? Yani birlikte haşlanması ya da ayrı haşlanması. Çorbanın kıvamını ya da şeklini etkiliyor. Ne oluyor? Hem et onunla harmanlaşıyor nohutla birlikte daha... Tamam bak öyle yapanlar var canım benim var kesinlikle ama ben öyle istemedim. Neden? Çünkü o nohutun bak fasulyeyle nohut haşlanırken böyle beyaz bir şey köpüğü çıkmıyor mu asit? Yani onun etin içinde olsun istemedim. Ama bak bu kadar. Köpük çıkmadan düdüklüğün kapağını kapatmaman lazım. İlk kaynama çıkacak o şimdi köpüğü alman lazım. Şimdi lütfen Nazlı Hanım ben yarın göreceğim sizi. Yarışacaksınız. Düdüklü ne zaman kapanıyor? Ne zaman açılıyor? Ne yapacağız? Ne zaman açılıyor? Ne zaman kapanıyor? Ben bir bilgim göreceğim. Var. Ben göreceğim sizi bir şey demiyorum. Her şey yapıyorum. Yarışanlar söylesin. Yarışanlar söylesin. Düdüklü kaç dakika çalışıyor? Daha yaşamadığı için bilmiyor. Hayatı bak. Evet. Nasıl bak şöyle bir laf var bilir misin? Adamın biri damdan düşmüş koşa koşa gelmişler. He. Ne oldu diye adam demiş ki bana damdan düşeni getirin. Çünkü halinden o anlar. Şimdi siz damdan düşmediğiniz için anlayamıyorsunuz. Dün damdan mı düşmüştün sen? Nasıl? Ne zaman? Hayır. Ne zaman? Dün. Neden? Sen gününde. Hayır. Siz yanlış anladınız benim ne demek istediğimi. Sizin kadar değil. Nihal Hanım gerçekleri söyledi. Ben de gerçekleri konuşuyorum Serpil Hanım. Şu an gerçekleri konuşmuyoruz. Üç yarışmacı damdan düşen üç yarışmacı var. Bakın ben kendim orada doğdum. Orada büyüdüm. Büyüyebilirsin. Nerede? Kaç yaşında çıktın oradan? 1,5-2 yıl önce çıktım. Dalga mı geçiyorsunuz Nazlı Hanım? İyi misiniz ya? Vallahi en son sesimi yükselttirdiniz. Sinirlemeye gerek yok. Ben kendi yorumu yapmak zorundayım. Yani bari yanlış bir yorum yapmayın. Niye yanlış yapayım? Şu an sizin yorumunuz çok yanlış. Neden yanlış yapayım? Yorumunuz çok yanlış. Hayır, yanlış da değil. Yanlış. Ben kendi fikrimi söylemek zorundayım. Buyurun. Ali sen kaç yaşındasın çocuksun? Sen bana sesini yükseltiyorsun. Kaç yaşındasın? Yarışmadayız. Yarışma o zaman sizinle ödem doğru düzgün bir bilgi paylaşın. Saygını gösterme lazım. O zaman doğru düzgün bir bilgi paylaşın. Yalan haber yani sen yanlış bir bilgi paylaşmayın. Sen benim kadar bir tamam şef olabilirsin. Ben şef değilim. Aşçı olabilirsin. Ben şef değilim. Aşçı değilim. Aşçı olabilirsin. Ben normal yarışmadan gündelik mesleğim. Hayır, neden bu sofraya aşçı olarak oturdun? Ben kimseye saygısızlık yaptığını düşünmüyorum. Ali Bey'in saygısızlık yaptığını düşünmüyorum Nazlı Hanım için. Sesimiz yükselebilir, hani kendimizi tutamayabiliriz ama tabii ki de büyüklerine karşı saygılı olmak zorundaydı. Peki, ara sıcağı geçelim efendim. Ara sıcağımızda ne vardı? Ciğer kavurma, bazlama. Bazlama eşliğinde. Soğan salatası. Hadi bakalım, gelsin. Hı-hı.
Nigar Hanım, Ali'nin bağırmasına siz de şaşırdınız mı? Ali'ye şok oldum ben. Ali'ye şok oldum resmen. Ali'nin içinden bir şey çıktı. Tuttu kendini, patladı. Sizce Nazlı Hanım biraz saçma mı konuşuyor? Yani ben Adanalıyım. Ya usulüne uygun yapsaydınız. Ya sen kaç defa yedin? İlk defa yediği topalak çorbası için nasıl böyle bir şey söylersin? Sizden böyle zor bir çorba beklemiyorlardı galiba. Tabii yaptılar. Çünkü sadece zannettiler ki Nihal'in çenesi var. Ama elleri de bir o kadar maharetli. Aynen bak, mis böyle bir sunum. Bir de ben bak şimdi kadar çabuk yapıyorum. Hiç arkamdan söylenemeyecekler. Çok hızlıca bir sunum konuşalım. Ben sunumu beğendin mi? Sunum güzel. Yani bence lavaşın üzerine ciğeri koysaydık biraz daha güzel olabilirdi. Peki, yani düşünce o şekilde. Tamam. Nazlı Hanım siz beğendiniz mi? Beğendim sunumunu. Sunum güzel. Ali? Güzel. Porsiyon ve sunum iyi mi? Porsiyon iyi, normal. Peki. Serpil Hanım? Beğendim. Beğendiniz. Afiyet olsun o zaman. Buyurun. Nihal Hanım, bazlama mı lavaş mı bu? Bazlama. Bazlama ama kabarık olur. Mayalı hamurdan olur. Bu lavaş. Ben öyle biliyorum. Ali Bey, sizin yörenizde bazlamaya bunu... Hayır. Bunu... Ben vaktim geldiğinde... Tamam. Şey ben yapacağım. Sadece hani şey yapmak istedim. Tadım yapayım da. Lavaş. Lavaş olarak mı kabul ediyorsunuz tabii, bunu? Lavaş. Ama beni de bazlama yazıyor. Bazlama kalın olur. Ben yanlış yazmışım o zaman. Yani tamam. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bunu değerlendirmeye alamayız o zaman. Hayır, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Evet, bunu tamam. Yanlış yazmışım. Demek ki yanlış yani. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bunu değerlendirmeye alamayız. O ne evet. Ya? Ama bu lavaş. Ay inanmıyorum. Ben buna bazlama diyorum. Bizim orada bazlama deniyor buna. Şöyle bir durum var. Açıklık getireyim. Olay bayağı bir gerginliği. Buyurun. Şimdi yuvası olarak bazı isimlerde değişiklikler oluyor ya. Ondan kaynaklı. Hayır, evet. Yok. Umarım daha iyi bilir. Bir saniye. Nihal Hanım. Yani sürekli bu orada, konuyu evet, lütfen. Bazlama deniliyor ama gerçekte lavaş. Onda hemfikiriz sizinle. Ben hemfikirim. Hani yuvası olarak isim değişikliği için. Hani belki öyle menü yani yanlış. Peki bazlamaya ne diyorsunuz? Nasıl bazlamaya? Bazlamayla bizim hep aynı da sadece bir büyük küçük boyut evet, farkı vardır. Evet. Bundan bir de sıkma yapılır. Mesela bu hamurdan bir de hemen sıkma da yaparız hemen. Bir sadece bir boyut farkı mesela, vardır. Ya hem boyut farkı hem de daha şişme oluyor bazlama. Siz bunda sadece un, su, tuz kullandınız değil mi Nihal Hanım? Sen de yanlış biliyorsun ona. Öyle olmaz. Hem boyutu az mı var? Bazlama yuvarlak bir tanım. Gerçekten beni o kadar sinirlendiriyorsunuz. Neden ya? İşte yanlış diyorsunuz ya. Yanlış. Beni benden alıyorsunuz ya. Gerçekten yemin ederim ya. Gerçekten yanlış. Ya ben Adanalıyım. Ben Adanalı olan benim. Siz değilsiniz. Sinirlendim. Sinirlenmekte sonuna kadar haklıydım. Ben sadece bildiklerimi aktardım. Ümmü Hanım haksızdı. Ben Adanalıyım diyorum. Kuzum. Ümmü Hanım yavaş yavaş gerçek yüzünü gösteriyor. Bugün iyice bir atar yaptı. Gerçek yüzü bu. Minnoş konuşuyor ama içinde neler var? Yuman haklıydı bugün. Kaç gündür kızı aynı kelimeleri kullanıyorlar. Yani o dayanamadı. Nereden peki yemeğe gelmek istiyorum. Ara sıcağı gelelim. Evet Ali'cim Adanalı olarak ilk yorumu sen yap. Buyur. Nasıl buldun ciğeri? Biraz yağlı olmuş ciğer. Hani çok yağlı. Servis ve hani şeyi güzeldi. Onu beğendim. Ekmeğin, bazlamanın, lavaşın her neyse. Pişmişliği hani. Pişirmiyor. Gerçek bir Adana ciğeri olmuş mu? Yani lezzetiyle, pişmesiyle, kıvamıyla, lavaşıyla, soğanıyla. Aynen. Orada bu şekilde mi servis ediliyor? Aynen. Hani peki beğendin mi tadını? Evet, yağı dışında. Ciğer güzel. Güzel. Peki. Serpil Hanım. Ciğer güzel pişmiş. Ellerinize sağlık. Fakat biraz yağlı olmuş. Evet. Bu dediğim gibi lavaş. Evet. Ama lavaşınız da güzel olmuş. Afiyet. Zaten bu ciğerin yanına olmazsa olmazı soğan. Soğan. Salatasıdır. O da hoşuma gitti. Afiyet olsun. Beğendim. Ellerinize afiyet sağlık. Afiyet olsun. Peki. Teşekkür ederim. Ümmühan Hanım. Öncelikle ellerinize sağlık. Sağ bence bu ciğer yağlı olması lazım biraz. Evet. Lavaşla yendiği için ben öyle düşünüyorum. yani bunu hiç girmeyeceğim. Söyledim zaten. Evet. Yani ben bilmediğim için soruyorum. Sadece hani gördüğüm kadar ciğerler biraz daha küçük olması gerekmiyor mu? Hani bakın olumsuz eleştiri yapmak istemiyorum merak ama. Merak ettiğin için. Aynen. Olsun. Ciğerler biraz daha küçük olmaz mı Ali Bey? Ben öyle hani soruyorum sadece. Anladım yok adım mesela. Aynen. İdeal bence hani. Gene sadece soruyorum bilmediğim için. Hani ciğer ideal kalma hani bence. Ne bileyim i̇deal daha küçük aynen. Ama daha küçük doğrayanlar da var. Daha büyük doğrayanlar da var.
Ya yani, daha küçük olursa hani ama bu ağza gelmez yani fazla. Küçüklüğüne, büyüklüğüne takılmayın. Önemli şey olan tadı hani. Küçüklüğüne, bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bana biraz acılık geldi. Kullandığınız kırmızı toz biberde acılık var mıydı? Toz biber kullanmadım. Kırmızı toz biber. Yok hayır, buna kullanmadım. Karabiber attım. Hayır, bunu kırmızılığı nasıl verdiniz? Salça. Evet. Biber salçası kullandınız mı? Sadece domates salçası mı kullandınız? Biber de kullandınız mı? Yok, biber de kullandım. Biber salçasındaki acılık olabilir mi biraz? Soğandan yedin mi? Tatlı biber salçası mı kullandın? Acı biber salçası mı? Soğandan yedin, soğan mı? Yani. Tatlı toz biber var. Hayır. Ete koyma da soğana öncelikle koydum. Öncelikle ete baktım. Eti yedim. Ondan sonra soğan koydum soğanda üzerine. Soğanda şey, tatlı toz biber var tatlı içinde. Tatlı toz biber var. Ha, ama evet, hani bundaki biber salçasından rahatsız etti mi seni şu anda aşırı yani bir şekilde? Yani çok hafif bir acı var. Hani şu an çok şey yapmadı ama direkt yuttuğum için galiba, hani şey yaptığım için. Hani direkt ekmekle yiyip çiğnediğim için. Ama ben tamam, olmazsa olmazı budur. Ama yani bence davet masasına soğan ben yakıştıramadım. Afiyet olsun. Ana yemeğimiz şırdan geliyor efendim. Haydi buyurun. Aynen. En çok beklediğimiz, heyecanla beklediğimiz aynen yemek. Benden korksun Nazlı. Serpil Hanım, siz niye Ümmü Ana'nın yorum yaparken bir gözlerinizi devirdiniz? O da gözümden kaçmadı yani o arada. Acı hususunda. Acı hususunda. Burada iki ürün acı geldi. Acı koydunuz mu? Biraz acı ama beni etkilemedi. Nedense bende birazcık bir acı Ümmü Ana'nın müdürü çok etkiledi. Neden biliyor musunuz? Şu an bunu lavaşa sardığım, yediğim için direkt hani çiğnedim. Çok fazla damağıma nüfus ettirmeden yuttum. O yüzden bende bu çok fazla, çok hafif bir acı geldi. Zaten farkındaydım. Aslında ben fazla yemedim. Sadece iki defa aldım haksızlık yapmamak çok için. Çok hissettirmedi sana. Çok hissettirmedi. Yani sumaklı soğandaki Ümmü de tatlı Hanım, toz biber o hissetmedi. Dünkü benim salatam hepimiz tattık. Ben sadece onu nasıl yedim biliyor musunuz Serpil Hanım? Hani diğerlerinin tadını ayrıştırayım diye sadece çatalı aldım, üstünden yedim. Direktman damağıma nüfus etti ve acı tadını daha fazla aldım. Ama sizin şekilde ben de yedim. Sizin yediğiniz şekilde. Tamam. Kesinlikle öyle sizin abarttığınız kadar bir acı yoktu. Bakın ben hiç acı yemediğim için Ali Bey de aynı şeyi söyledi, acı dedi. Nazlı Hanım da acılığını söyledi. Ama bakın ben dediğim gibi size söyleyeyim, sadece ciğerden almadım. Lavaşın arasına ciğeri koydum. Yani ağzımda çevirdim, ondan sonra yedim. Direkt yani böyle çok fazla. Peki Serpil Hanım acıya takılmış. Biraz dün kasti olarak yaptın düşünüyor galiba. Evet, aynen öyle düşünüyorum. Neyse artık o onun fikri. Sen iki arada bir denedin, ne diye payladın şimdi, onu anlamadım. Peçetemi aldı, servis tabağımın içine koydu. He, üstüne tabakları de üst üste koydu. Dedim ki tabakları temizleyip getirir misin? Diyor ki peçetemi onun arasına koyma diyor. Benim tabağımı da temizle getir buraya. Temizleyip getirir herhalde zaten. İnşallah. İnşallah da senin tabağın bizden karışmasın da hepsini, seni peçetenle. Hepsini temizlemesin. Niye lanım? Tabaklarımızın 6 tanesini silmen gerekiyor. Ben hallettim. Tabaklarımızı silmemiz mi gerekiyor dedi? Evet. Yıkamanız gerekiyor. Tamam, hallediyorum. Yıkansın, fark etmez. Bak, yıkıyorum ben, siz merak etmeyin. Mi? İnşallah ne kadar abarttınız ya, geleyim ne koyduk içine ki yıkayalım? Geleyim mi? Kız bir dinle de öyle cevap ver. Ne dediğini anladın i̇çine mı sen ona? Cevabı duymadan kendi soru soruyor. Siz de kendiniz üst üste koymuyorlar mıydı bunlar? Ama peçeteyi koydun ya içine. Nasıl? Benim önümdeki peçeteyi koydun ya servis tabağıma. Ya tamam, ben sizin tabağınızı biliyorum, yıkayacağım. Ama onun üstüne bitti. Bence sen, bizim kulağımız patladı. Git ya oradan anlat derdini, orada anlaşın da gelin. Ben bir gideyim. Buradan ya oraya mektup ben yolluyorlar. Ben bir gideyim ya. Niye lanım? Gelme gelme, geleceğim bakacağım ya. Hayır hayır hayır, geçer misiniz? Hayır bir dakika. Dikkat ben et. Sizin hocam buraya kadar geldin mi? Gel gel. Geldim. Buraya. Ben sizin tabağınızı biliyorum. Peçeteyi üstüne koydum ya. Ben zaten oradaki kızlara da dedim. Bakın ben dedim bunu yıkayacağım dedim. Peçeteyi yok, koydum. Yok o benimkinden sonra iki tane daha koydun ya. Tamam işte, onun altı geliyor. Onu ama niye olsun yıkayayım yani? O altı niye yıkayayım? Ben onu anlayamıyorum. Hay ben. Bismillah. Hadi geciktirme yemeklerini. Hayır altını da yıka diyor ya. Sakin ol, sakin ol. Aa inanamıyorum ya. Sen. Altını da yıka dedi ya. Ben sizinkini ayrı düşünürsün. Ayağın sen takılır. Sen yıka da gel ablam tabağa İşte bari. Böyle sinirlendiriyorlar. Yalnız hayır, Nazlı abla sinirlendi, söyledi ki tamam hadi git de geç kaydırma yemekleri, yemekler gecikmesin. Yalnız sen mutfağa girme diye koşu koşu geldi galiba. Gideyim mi? Tekrar gideyim mi? Seni mutfağa almadı gördün mü? Gideyim bence tekrar. Bence gizlice girelim. Dur dur. Nazlı, ne yapacaksın? Sessiz sessiz. Ama izin al kapıyı. Ne yaptın? Ne yaptın? Bir şey yapmadım. Şimdi yıkadın mı? Bu ne? Hayır şimdi şu an. Silmen lazım. Ne dişi? Kavga mı kavga? Yok kavgaya gelme, baktım yıkadın mı yıkamadın mı? Hayır yıkadım ben. Ama limon çekirdeği şimdi var orada. Şimdi düştü. Şimdi ben buradan alırken temiz peçete düştü. Temiz peçete mi ağlıyor? Bak elindeki peçete bırak şimdi. Ay inanmıyorum sana. Ne yapacağımı sen nereden
Sen gider misin mutfağımla? Hayır, lütfen. Neden beni kovuyorsun? Hayır ya canım, ben geldim tabakları temizliğine bakayım. Serpil Hanım, böyle mutfağınıza kabul eder miydiniz gizli birisi gelse? Eder. Edersin. Benim için Ali? Etmem. Niye? Çünkü yine özel hanım. Belki kirli bırakacağım. Ben ederim. Gelsin nasıl? Mutfak ne mahremimiz gibi bir şey. Özel alanımız orası. Evet, çünkü yok, orada çalışıyorum. Ederim. Hani şey yapıyorum, yemek yapıyorum. Niye olsun? Ben de mutfağa gidiyorum, kusura bakma. O zaman bize gelin Kadir Bey. Kız bir sıçak. Kadir Bey, yıkamamış. Nasıl yıkamamış? Tamam dur, az böyle gel. Hayır, ben buradayım ama ya. Tamam, sakin şimdi. Biz de bir ziyaret edelim hadi. Hadi bakalım. Biz de gidelim bakalım. Nihal Hanım'ı heyecanlandıralım. Peçeteye pisliğine bak. Açar mısın peçeteyi? Tamam. Ben ne tişörtü de soruyorum ortalık karışık. Kadir Bey bak bak. Yıkadın mı yıkamadın mı? Biz geldik. Hayır şimdi yıkacağım. Biz geldik. Elimi aldım. Kız tabak kıracak. Serpil abla şöyle gel sen de. Ya bir şey söyleyeceğim. Aç peçeteyi aç. Bir şey diyeceğim. Siz şu an... Ben bir anlatayım. Kız onu burada ortalık karıştırma, geldi mi? Bak ben bir anlat. Neye bakıyorsunuz? Bir anda buraya taşındık. Baktım şöyle. Bahane bulacak ya. Bahane bulacak. Bir saniye. Önce tabağı konuşalım mı? Nihal Hanım bir açıktan yıkadınız mı yıkamadınız? Hayır şu an elimde yıkayacağım. Kaç dakika oldu buraya gelmiş? Kaç dakika oldu? Daha yıkamamış. Peki burada mıydı tabak? Evet evet buradaydı. Bence de limon çekirdeğiyle bak tabakta. Hayır bu Allah'ım yarabbim ya. Silmemişsiniz ama. Neyi silmemişim? Tabağı. Ay lütfen çıkar mısın? Ay peçeteyi gösterir misin lütfen? Lütfen lütfen. Ya rica ediyorum çıkar mısın? Tamam biz mutfağı boşaltalım. Ya niye ben sizin gününüzde geldim mi? Gelseydiniz. Siz de sakin. Ama siz de masaya. Hadi masaya. Peçete koymadı şeye. Tamam hepsini yıkayacağım. Lütfen. Geçin masaya. Arkadaşlar gelin hadi gördük her şeyi. Eğer ben mutfağa gitmeseydim o tabağı yıkamayacaktı. Bir de tabakta limon çekirdeğini de gördüm. Daha sinirlendi. Elinde kirli peçete. Onunla mı silecekti artık bilemem. Ama çok sinirlendi Nihal bize. Kadir Bey gelmeseydi belki neler yapardı. Yemin ederim. Vallahi sinirlendi. Demek için yapıyor. Vallahi sinirlendim sakin, ha. Sakin. Farkında daha sinirlenmemiş halin değil. Apartmanı yıktın. Vallahi sakin. Yıkayacaktım demedim mi? Kızlara tamam. Da söyledim ya. Sen buna hepsini yıkın güzelce. Kamerada görsün tamam mı? Görsün. Kamerada görsün ha. Yıka ablam güzelce. Yıkayın. Tamam. Ben benim zamanımda ama bak, mutfağa girdiler mi? Evet bir daha bir şey diyeceğim. Ali'ye ben sofrada dedim ki mutfağına girilmesini ister misin dizici? Hayır dedi orası benim özel alanım dedi. Onları peşine takıp o da geldi buraya. Ya bak ya. Onların özel alanı benim değil. Benim özelim yok yani. Benim özelim yok yol geçen alanı. Yıka ablam sen yıka gel. Allah'ım yarabbim ya. Gel sen yıka güzelce. Ya yemin ederim gerçekten çok sinirlendim ya. Hayır bir daha ben yıkama yıkayacağım. Yani. Ben. Sen gider misin? Tamam ben de mi? Sen de git. Tamam ben de gideyim aldım ağzım payını. Allah'ım. Ben gideyim kamerada o. Kamerada çeksin. Çek şu kamera çeksin. Şuna çek kameracı. Çok... Görün ablamın çek yıka işini. Çek kameracı. Yumuşadı neyse ben salona gidiyorum. Nihal Hanım'ın sinirlenmesi bence çok saçmaydı. Yani benim. Ben aslında çok sakin biriyim. Ama o kadar böyle... Langırt diye mutfağa girince çok sinirlendim. Bence benim mutfağıma gelselerdi ben onları güle oyna... Hatta nasıl sunum yapılırmış onu gösterip... Öyle ağırlardım. Neden yaktı acaba? Ağız tadıyla şırdan yiyecektik. Konuşmasında çeneden yakmıştır. Ay Nihal'ım. Ne yıkırdın o kadar şimdi? Ay ne yıkırdın bu kadar? Gördün mü elindeki peçeteyi aşmadı. Onu yakana kadar onu kısa sürede pişirip nohutunu da pişirseymiş ya. Sen evet. O yumruğa sen de az değilsin. Ama az değil, az değil. O kargaşanın içine ben düdüklü gözlüyor. Ama gerçekten şey o niyetle gitmedi. Bu. Benim gelmem bile yanlıştı mutfağa. Çünkü evet, hiçbirimizin gününde... Hayır. Hiçbirimizin gününde böyle bir şey yapılmadı. Bir saat bunu kabul ediyorum. Mutfağıma girilmesini istemem. Sen istemiyordun. Sen niye geldin oraya? Girseniz o zaman kardeşim mutfağıma niye girmediniz? Hayır. Hayır. Girme konusu değil. Ama benim mutfağıma gelinmesini istemiyordun. Hani istemiyorum dedim. Ama sen gittin mutfağa. Ben nasıl isterim olur? Dedim. Hayır. Yaptığıyla söylediğin arasında o kadar büyük fark var. Evet. Kalabalığa mı dayanmadın? Anneciğim. Kalabalığın içine geldim. Servis tabağına koymasaydı bu olmayacaktı. Evet. Şöyle bir şey var da neyse. Söyle sen... Bak söyleyip içine atıyorsun. Yarın son gün şunu söyle artık. Ben bunu atınca söyledim koyma içine. Hayır. Nazlı hep şöyle yapıyor. Niye atıyorsunuz oraya? Ben atmadım o attı. O kendi atmış. Kendi o zaman tamam. O zaman pardon. Sen bir şey söyleyecektin geri gittin. Bunu söyleyecektin. Bunu mu söyleyecektin? Aynen. Yok ben atmadım. Bence onu söylemeyecektim. Yalnız bir şey. Yok onu. Ortada karıştırmayın Serpil Hanım. Zaten hep öyle yapıyor. Bir şey söyleyecek gibi oluyor sonra geri topluyor. Maşallah. Pardon ben niye buna dahil oldum? Ben onu anlamadım. Kadir Bey gerçekten ben sadece bunların muhabbeti için gittim. He ama, onun için mi düdüklüye baktın? Ama gözümün önünde ne yapayım? Gözünüzün önünde değil yani. Hayır böyle, gözümün önünde. Böyle tutup
Aa, yanmış dedi. Ne zaman geri koydunuz? Hayır, bakın. Böyleydi. Böyleydi. Sen kavgadan, kargaşadan faydalandın. Orada mutfağı dikizledin. Hayır, hayır. Ama biz sadece tabak ama için. Ama ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Hayır. Belki siz yanlış... yani bir şey bulursunuz da puan azaltırsınız hayır, diye hayır. Uğraş veriyorsunuz sen, bence. Eğer ki düdüklü tencerenin bu tarafında olsa görmezdim. Bu tarafında olduğu için ben bir siyahlık var dedim. Böyle baktım gerçekten de yanık. Peki Ali Bey gelip açıklayacağım. Hatta bir şey söyleyeyim. Tencereye bakmama gerek yoktu. Şırdanın bir tanesi yanık zaten tezgahın üstünde duruyordu. Niye hiçbiriniz görmediniz? Tamam size meze çıktı şimdi. Ama onlar diyorum ya mutfağa bakmaya gitmedi ki. Şöyle bir şey bakmasına gittiler. Şöyle bir şey söyleyeceğim Kadir Bey. Söyle. Yanık olsa zaten şırdan tadından anlarsınız yandığını. Her türlü yanık kokusunu verir. Belki başka bir şey de yanmış olabilir. Onun hani şeyini yapmayın. Çünkü ben tatlıda başka bir şey açıklamasını yapacağım. Tatlıda? Evet. Tatlıda başka bir şey tatlıda başka bir şey açıklamasını yapacağım size. Tatlıda bir şey mi gördün? Evet, yanlış görmediysem. Yani tatlıda bir şey soracağım. Hani biz bir şey mutfağa bakmaya gitmemiştik. Siz niye baktınız ona? Siz bakınca ben de baktım. Dayanamadım artık. Ne yapayım? Aynı alakası var. Vallahi ben bakmadım. Ben tabaklara baktım. Bunlar beni niye bıraktı? Gitmişler yemeklere bakmaya. Senden faydalandılarsa. Gerçekten. Ne yapalım? Sen varsın yani. Nihal'in bugüne kadar bu kimseye yapılmadı. Ay ben de bunu anlayamadım. Neden yapıldı bana bu? Bu bana neden yapıldı? Ben daha hiç bir... Ya bak seyrediyorum ben bu yarışmayı. Hem de çok seyrettim. Nihal Hanım mutfakta olayı abarttı. Çünkü bana da gelseler ben sesimi çıkarmazdım. Sizin modunuzu düşürmek için hepsi mutfağa geldiler. Yemin ederim gerçekten benim modumu kimse düşüremez. Siz tabakları toplarken peçeteyi içine attı. Ben ama gerçekten alırken de dedim, senin tabağını yıkayacağım dedim. Daha hala niye geliyor? Ümran Hanım da hemen şırdana bakıyor. Hemen geldi, pencereme bakıyor ya. Ama böyle olmaz ki, gerçekten çok sinirlendim ha. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah geçmemiş yüze bakın. Bismillah. Yani sinirliyim çünkü. Eyvah. Hani ben buradan veririm. Gerçekten sinirliyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir özür bekliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten yemin ederim bak gerçekten çok sinirliyim. Gerçekten yemin ederim çok sinirliyim. Hanginiz acaba mutfağınıza gelmesini isterdiniz? Ümran Hanım hemen böyle yanmış. Ben isterdim Nihal Hanım. Vallahi çok sinirliyim. Gerçekten çok sakin sinirliyim. Sakin ol. Bizim bu ateş barutu alevledi. Şimdi saldırıda. Suç hepinizin üstüne olan şey, kaldı. Ama olan şey oldu yani. Fazla bir şey yapalım, tepki vermek. Olan şey oldu derken? Yani bu olmasa da öyle şeyler olmayacaktı. Tamam ama genel olarak herkesin kalkıp mutfağa gelmesine. Ama onlar zannetti ki biz orada saç başa girmişiz. Ha, sevinçten geldiler yani. Teşekkürler. Nefes alışı beni boğdu. Siz o değil de bir daha geldiğinde kafanızı kaldırıp yüzüne bakın Nihal Hanım'ın. Simsiyah olmuş yazık yüzü. Sinirden. Bence gülmeyin daha da fazla sinirleri bozulmaz. Babam masadan kurulacak. Yani şey düşmana taş atar gibi getiriyor tabakları valla. Kafamıza vurmadı zaten sevinin. Ah ah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olun. Siz niye gülüyorsunuz? Nazar abla. Hayır bize kızgın mısın? Nazar abla gülme. Beni de güldürüyor. Gülme beni de güldürüyor. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Şimdi gel yemeğe başlamadan şu muhabbeti bitirelim. Ondan sonra yemeğimizin tadına bakalım. Ne söylemek istiyorsan söyle şu anda. Özür mü bekliyorsun? Ne bileyim çok mu kırıldın arkadaşlarına? Biz özür beklenecek bir şey yapmadık aslında. Hayır özür değil ama hiç kimse mutfağına sokmazdı. Ben bu yarışmayı... Ben sokardım. Sokar mıydın? Sokardım. Ben de sokardım. Böyle girebilirsin. Yarın benim dedim ya girebilirsin benim mutfağıma. Tamam, tamam o zaman. Ha. Tamam önemli değil o zaman. Önemli değil yani. Tamam hadi. Niye anneciğim? Bir tane peçete alabilir miyim ya? Bu yandaki fazla şey değil de. Evet şimdi bu şırdanı normal böyle kesip bir usulü ben şimdi Adana'ya şimdi. Adana'ya göstererek öyle yiyeceğim ben direkt. Ha. Ha, bir göster bakalım nasıl yiyeceksin. Önce şu bir ipi var bunu. İpini çıkarmanız gerekiyor. Tamam. Ben hep... Önce ipi çıkacak. Tamam. Aldık ipi. İpi biz mi çıkarıyoruz? Aynen ipi siz çıkartıyorsunuz. Tamam. Ben ipi bulamadım. İp nerede? En başında olmuş. Şu mu? İp o değil. Nerede? De, sanki patlamış zaten. Seninki ağzı açık zaten. İp. Aynen patlamış. Veyahut da ip koymayın mı? İpi var var. Hayır o ip olmazsa. İpi biz mi çıkarıyoruz da kendimiz çıkarması gerekiyordu. Siz kendiniz çıkartmanız gerekiyorsunuz. Yoksa dağılır yolda siz bize patlamış dersiniz. Nazlan şimdi daire sofrası olduğu için ipi içeride çıkartmasını bekliyordu. Röportajında da öyle söylemiş. Evet. İpi çıkarmazsa Nihal'i benden çekeceği bakın, var. Bakın bu şırdan bak şimdi bir göstersin hani nasıl yeniyor bir saniye. Ha, ev sahibi de o da Adanalı da. Aynen. Direkt hani bu şekilde.
Biraz üstüne kimyon. Direkt bu. Ha, üstüne kimyon da mı sen? İçine koydum ben kimyonu. Tamam, içine koysan. O alttan ısırıyor, sen üstten ısırıyorsun. Fark etmiyor, neden şey yaparsan. Peki ben öyle ısırmasam da şuradan ucundan alsam tabii, olur mu? Ne yapmak istiyorsanız onu. Ben hayatımda ama şimdi bunun usulü neyse öyle yesek daha iyi olmaz mı? Ama şimdi şuradan bir tadayım. Onu, çünkü şimdiye kadar hiç yemediğim orayı, için. Lütfen, kız sen gitmiş yavru ile yiyorsun. Hayır ben bu ama ucundan olduğu için. Ay sadece içine bakıyorum şu an. Burasında hayır, şey var mı? Orayı yemiyor mu? Ha yeniyor da yani öbür zaten yiyeceği bir çatal. Zaten yiyeceği bir çatal. Ama çok beğendim. Ben çok seviyorum. Yani. Şırdanı çok seviyorum. Belki öyle bitir. Tamam. Devamını bekleyen tamam. Komşularımız var. Bağışlayacağız. Aynen. Öyle mi diyorsun? Ben usulü nasılsa onda da eleştiri almamak için öyle yiyeceğim. Yok. Gerçekten artık. Ümmü Hanım da canına tak dedi. Dedi. No. Bak Ali öyle sinsi sinsi gülüp benim sinirlerimi bozdu. Bir şey söyleyeceksen söyle. İçinden içinden konuşup gülüyor sadece. Ne oldu? Bir şey olmadı ya. Çok güzel olmuş. Olsun sen. Güzel olmuş. Ha. Yakmışsın. Güzel olmuş diye yeme. Serpil abla sen ısırdın mı? Hiç etinden yedin mi? Seninki patlaktı zaten ama. Yedim yedim. Etinden de yedim. İçinden de yedim. Ben ilk defa yedim. Yediğini gördün yedi, mü? Yedi. Yedim yedim. Yedi tadına baktı. Ha iyi. Önemli olan tadını beğenmek. Bir peçete alabilir miyim ben? Tabii canım. Şimdi yoruma başlayabiliriz. Peçetelerimizi alalım. Afiyet olsun. Sağ ol. Aranızda daha önce Ali'den başka yiyen var mı? Şırdan yediniz mi? Ben yedim. İyi işinden belli zaten. Bir sevdin sen. Yemedim. Daha önce yemedin mi? Hiç yemedim. Ama sen doğulusun ya sakatatı falan alışıksındır aslında. Sizin oralarda da çok böyle... Bizde bombar yaparlar, işkembe yaparlar, kelle paça yaparlar. Aynı hiç yemedim hiç. Hayır bombarla işkembe yiyen buna da alışıklı. Yani garipsememişsin. Ama... Şimdi İzmirli biri gibi değilsindir yani Serpil Hanım İzmirli. Kadına ama... burada bombar şey şırdan yediriyor. Zeytinyağın içinden Kadir geliyor. Kadir Bey hepsinin tadı değişik değişik oluyor ama ben şimdi bunun tadından... Diğerinin tadını İşkembeyle bir yapalım. Tabii ki. İşkembe dolması gibi aslında. Hani böyle yapıl olarak benziyor. Hayvanın midesini bir bölümü ya İşkembe evet. Dolması çorbasını yapıyoruz biz. Ha evet. Yani kelle paça. Tamam hepsi çeşit. Sakatat grubu değil mi yani? Sakatat ama tad olarak değişik. Beğendin mi? Kadir Bey. Kadir Bey de yememiş hiç. İş pilavı çok pişmiş ya. Böyle mi oluyor Ali? Ben en son yorumumu yapacağım. Siz ama bilmediğim için söylüyorum yani. Çok pişmiş beğendim, yani. Beğendim, çok hamurlaşmış. Bir de yanmış zaten. Ha o tencere bir tanesi tutuşmuş. Tencere bir tane hiç yemediğim için ama etim pişmiş. Çok az ha. Ama bak çok az yapışmış. Ama sadece ben de bunu gördüm. Ha, başkasını bilemem. Yok, başkasında yok. Kendi tabağıma yorum yapıyorum. Pilavı hamurlaşmış. Şimdi acısı iyi, şöyle, güzel olmuş. Ben söyleyebilir miyim? Söyle hem sor hem söyle. Şimdi şöyle, bu geç pişen şey et. Sakata. Et çok geç pişiyor. Doğal olarak bu pişsin diye yani uğraşıyorsun. Doğal olarak pilavı daha çok pişiyor. Çünkü yemediğim için ha, tamam, bu yolu yapmam bu gerekiyor. Şekilde, evet. Bu şekilde böyle tane tane falan beklemeyin yani. Lezzetli böyle. Olmuş mu? Baharatı, lezzetli yağı, aroması falan güzel olmuş. Ha, yağ, evet. Baharatı, lezzeti. Nazlı Hanım'a yani, sormam iç, lazım. Hiç cevaplamıyor. Kadir Bey ben yemediğim için bilemem ki yani. Tamam zaten çoğumuz buradaki çoğu yemeği ilk defa burada yiyoruz. Baharatları güzel olmuş. Eti de pişmiş dış eti ama tamam. Bu kadar benden. Yani, ama o amanın peşine sanki kötü bir şey gelecekmiş gibi söylüyorsun. Beğenemedim ya. Bir şey demiyorum. Ama ne yapabilirim? Beğenemedim. Zaten yanmış. Ama şöyle. Bunun neyini beğeneceğim? Hayır, yanlış. Küçücük bir parça yani. Sana denk gelmiş. Tamam tamam burayı çıkart. Tamam. Sen şimdi servis tabağında onu çıkarma hakkımız yok. Kalacak öyle. Hayır hayır. Ya kafandan beyin evet. Olarak çıkar dedim. Servis tabağından çıkart at demedim. Salata eşlikçisi çok güzel olmuş. Doğal olarak. Domates salatası gibi olmuş salata. Zaten böyle olur. Onu da övmedin şu anda. Gömüyorsun. Tablacı salatası domates salatası gibi diyor. Yani. Şimdi bunu içini beğendiniz, tadını, lezzetini beğendiniz. Beğenmedim içini, hamurlaşmış içi. Tadını beğendim ama dediniz. Tadını güzel, baharatları falan güzel dedim ama hamurlaşmış benim hamurlaşmış. Tamam. Dur Ali de yorum yaparsa bakalım. Bir daha mı içi yapacaksınız? Pilava ne yorum yapacaksın? Bana karışmayın. Ben en son şey yapacağım. Evet evet. Peki, yok ona göre bilgim olur da Ali. Şırdanı ilk defa yedim. Hayatımda da tekrar hiç görmek istemiyorum. Bir daha Nazlı şırdan yese ne olur, yemese ne olur? Ben bunu ilk defa yedim. Bu şeyini dışını iyice yıkadınız mı? Tabii ki de. Şimdi bu
bana bir koku geldi. Belki böyle bir koku olabiliyordur. Evet, ben bilmediğim için ağır bir koku geldi. Koku gelir. Hani dedim belki güzel bir yıkanmış, temizlenmiş olsaydı. Şimdi zaten göreceksiniz kamerada. Onun ne kadar berrak, ne kadar temiz olduğunu, ne kadar güzel yıkandığını göreceksiniz. Çünkü sonuçta hayvanın midesinden yapılan. Göreceksiniz kamerada. Bir yiyecek. Sentetikte ayrı yıkadık. Bir de pamuklu yaptık, ayrı yıkadık. En son da 800 debide sıktıktan sonra elimizden geleni yaptık. Yumuşatıcı koydunuz mu? Evet. Aha, koyduk. Aha. Hani önemli olan burada tadı, lezzeti, kıvamı o. Yoksa hani gülme. Sevmediğin bir şeyi. İçindeki pilavın aroması, pişmesi. Hani en azından anlayabildiğiniz kısmını yorumla. Pilavı güzel. Zaten Nazlı Hanım dedi, lapa dedi. Ama bunun içindeki pilavı zaten normal pilav gibi olmaz ki. İşte böyle olur. Yemediğim için öyle yani geldi böyle, bana. Bir şey, böyle olur derken bildiğinden değil. Böyle zaten bir şeyleri doldurduğunuz zaman, bir şeyleri doldurduğunuz zaman bu şekilde olur pilav. Yani normal tencerede yaptığımız pirinç gibi olmaz. Ya ben değil mi? Zaten herhalde olmaz da çünkü. Yani. E niye hamur dedin o zaman? Hamurlaşmış ama bunun içine hamurlaşmış. İşte pişsin diye. Bu dışı çok pişmesi gerekiyor. Dışı pişene kadar içine pişiyor. Peki beğendiniz mi? Davet sofrasına uygun mu? En önemlisi o. Davet sofrasına uygun mu? Uygundur herhalde. Ben sevmediğim için. Yorum yapamıyorum. Peki. Ama salataya gelince salatanız çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ümmü Han. Afiyet olsun. Öncelikle ellerinize sağlık. Ben yedim gördüğünüz gibi. Ama devam edemedim, kusura bakmayın. Sadece karabiberi aroması daha fazla geldiği için. Evet. Yedim. Bu kıymalı kıymasız yapılıyor ama ben kıymasız tercih ederim. Kıyma kullandınız bunda galiba. Var. Kıymadan ziyade yağ kullandım. Kuyruk yağ. Yok, kıyma kullandım. Kıyma kullandınız. Kıyma var çünkü. Çünkü hani ben şöyle bir şey söyleyeyim. Hani mesela sakatatta ben kıymayı çok tercih etmem. Çünkü mesela atıyorum kokoreçle kıymayı yer gibi düşünün. O da sakatat ya. Evet. Hani ben çok tercih etmezdim. Tamam. Hani sade olsaydı çünkü bu da hani hayvanın midesinin bir bölümü. Doğru, aynen. Doğru. O yüzden ama ben tadını beğendim. Bazı yerlerde kıyma konuyor, bazen konulmuyor. Hani bana bu bütçeye bağlı bir şey. Kıymasız da yapılıyor. Ben kıymasız yemiştim. Beğendin mi Mühan? Ben yani tadı güzel. Hani baharata karabiberi bana çok fazla geldi. Yani ben arada kaldım. Peki yani, bu anlamı da göreceğiz. Salata nasıl? Salata ekşisi güzel. Ben beğendim. Peki. Evet Ali, 100 miniklerinden sonra yorumunu merak ediyorum. Şunu söyleyeceğim. Buyur. Nazlı Hanım, ben yorum yaptıktan sonra yorumunu değiştirmesin. Ya yok, ben daha zaten yorumu yapmışım. Ne değiştireceğim? Allah yanlış anlama. Yok, hayır. Senden örnek almayacağım. Tamam. Sebebini açıklıyorum. Evet. İlk başta Ümmü Hanım'la konuşurken içine bunun ne kuru yağ girer ne de kıyma girer. İkisi de girmez. Şimdi söyledim ben de aynısını. Hayır tamam, ikisi de girmez. Ben normal olarak. Hayır, sen kuyruk yağı için dedin ama kıyma için. Hayır, kıyma mı aldırdım, kuyruk yağı mı aldırdım? Tamam, kıyma koydum bunun kıyma içine. Kıyma koydum. Girmez diyor kıyma içine. Hayır, ama az önce Ümmü Hanım'a da söyledim ya hani. Sokak lezzetlerinde kıyma koymazlar ya, ben kıyma koydum. Yani o zaman bu benim kısaca şey olur hani, menüye ilave ya da menüyü değiştirmiş gibi bir şey oluyor. Nasıl yani, ya? Anlama, şimdi normal dışarıdan yapılışına kıyma yok ya içinde. Hani şimdi sen kıyma koyunca bu farklı bir şey oluyor. Ne oluyor farklı ama şey? Ama ben baktım, şuradan değil de başka bir şey mi oluyor? Ali Bey konuşsun bir. Şuradan değil de başka bir şey mi oluyor? İçin iç harcı farklı bir şey oluyor. Daha lezzetli olsun diye. Daha lezzetli. Mesela diyelim ki dolma, kuru dolma veya işte patlıcan dolması yapılıyor. Mesela bazıları zeytinyağlı yapar, kıymasız yapar, bazıları kıymalı yapar. O ben zaman, de böyle kıymalı tercih ettim, o zaman, bu kadar. Mesela şey yani ama bu şuradan olmaktan olmaz, çıkmıyor yani. O zaman da şey dersiniz, dersiniz ki ne? Zeytinyağlı işte etli dolma ve işte zeytinyağlı dolma dersiniz. Ha, ben buna o verdiğiniz açıklama. Etli şırdan demedim diye mi böyle hani tepkim? Hani et koyulmadığı için hani o şekilde şimdi et konserve sadece söyledim. Ben orijinalinde hiç mi et yok? Orijinalinde yok içinde. Hayır ama ya niye koysun adamlar? Adamlar buna et koysa kaça satacaklar? Tamam, bir şey söyleyebilir miyim? Niçine koydunuz? Bir saniye, onlar bir bitirsin. Ya ben koydum, ben böyle istedim, böyle koydum. Tamam. Evlerde peki koymuyorlar mı? Hadi koymaz. Evde de koymaz. Ama evde koymuyorlarmış. Ya ama isteyen koyar, istemeyen koymaz. Ben tamam, koydum. Ben yoruma başlıyorum. Tamam. Şırdanın bu şeyin artık midesini. Evet. Şeyini hazır pişmiş falan mı aldınız yoksa kendiniz burada haşladınız, pişirin? Kendim evet, aynen. Kendiniz haşladınız, pişirdiniz. Okey. Şekil alsın diye kaynattı işte. Küçülüyormuş ya, bir şey oluyormuş. Yok, şimdi bir de ön pişirim gibi hani bir şey, pardon.
Buyurun. Yok yok, hayır. Şırdanın nasıl pişirdiğini biliyorsun değil mi? Biliyorsun. Evet. Ha, tamam. Onda okay. Sıkıntı yok. Hayır. Okay. Hayır, sadece hani burada içini doldurup öyle mi? Hani ha. Bir daha kaynatıp içi de pişsin yani bir daha şey olup. Öyle pişmiş satılıyor mu hazır haşlanmış? İşte bu şey ya hani. Haşlanmış şırdan satılıyor hayır, mu? Hayır yok satılıyor. Öyle bir şey. Ha, boş şey satılır. Boş şırdan bak şimdi. Ha. Bak Ali'cim. Sen şırdanı nasıl yapıyorsun? Mesela veya nasıl yapıldığını biliyorsun? Ben kendi evimde yapmadım ama biliyorum. Biliyorsun nasıl yapılıyor evet. Bu şırdan? Bir söyler şimdi gene tarif dinlemeyeceğim de şunu merak ediyorum. Şırdanın dedin ya siz kendiniz mi haşladın diye. Bunu haşlanmış ya, şimdi bazı yerlerde şöyle bir şey var. Bu şeyi. Şırdanı. Şırdanın etini. Tamam. Eti diyorum direkt. Etini bir ön pişirim gibi bir şey yaparlar. Hani direkt komple pişirmezler. Ha bak şöyle. Tamam yine ama kasaptan çiğsini alıyorlar değil mi? Aynen. Ha, tamam hanımefendi pişmişini nereden bulacak onu merak ettim ben. Ha, hazır satılan öyle şeyler de var yani. O zaman ben hazır şırdan derdim oraya yazardım. Ben hazır şırdan alıyorum. Hazır şırdan yapıyorum derdim. Ali sen bunun nasıl yapıldığını bilmediğin için ben bunu böyle normal cıvık böyle et halinde şey yani, hayvanın çıktığı gibi aldım güzel alınmış. Temizlendi yıkandı tamam mı sonra bunu önce bu şekli alsın diye bak şu şekli alsın diye önce kaynar suya atarsın iyice kaynar o böyle hemen büzüşür bu şekli alır bu şekli aldıktan sonra süzersin sonra onu doldurursun. Öbür türlü o çiğ halinde yapsaydın yani şekilsiz bir şey olurdu. Peki Ali şimdi yorumunu yapsın. Abla içine bu kadar baharatı fazla atıp yanında hani şu tabak kenarında sunum şeklinde yapabilirdin. Ben neden oldu biliyor musun? Siz beni o kadar sinirlendirdiniz ki kimyonu getirmeyi unuttum. Haklısın o konuda. Ona bir şey diyemem. Nasıl dilenecek bir şey yani, yok. Yani. Ama şöyle bir şey var. Gene neyse, hani tamam. Gel sen yanına koysana. Koy, tamam, hani, unutsaydın işte. Bile sıkıntı yok. Unuttum, hani yok, bu içine fazla atmasaydın. Şimdi bunu yok, lezzetli buldun mu bulmadın mı? O gerçek orijinal bir şırdan olmuş mu olmamış mı? Ya ben de sen ilk başta tadım gibi dediğim gibi beğenmedim. Beğenmedin. Tamam afiyet olsun. Bir şey demiyorum afiyet olsun. Peki ay, salata siz beğenmemeye gelmişsiniz buraya bence. Bence de. O yüzden çorbayı falan beğendim oysa işte. Oysa günün de geçti. Oysa günün de geçti. Aynen. Sadece bugün günle mi oynadım? Yok hayır günün Serpil geçti. Serpil Hanım çok pardon. Bu. Ali Bey'in beğenmemesi bugün özgü mü sadece? Yok bana da özgüydü. Size de özgüydü. Ha, genel özgüydü. Olarak programı beğenmemeye gelmiş. Ama çocuk gelmiş. Fikrini söylemesi gerekiyor evet. Yani. Beğendim beğenmedim. Hoş. Kadayıf gelsin hadi bakalım. Ali Bey'in neden beğenmediğini anlayabildiniz mi? Ben hiç Ali'yi anlayamadım. Hiç anlayamadım. Şu an Ali'yi hiç anlayamıyorum. Siz olması gerektiği gibi yaptınız mı? Kesinlikle ben olması gerektiği gibi yaptım. Ben ona inanıyorum. Ben Adanalıyım. Ya bu yemeklerini gördükten sonra bir daha davet verse gitmem. Kadir Bey bir şey soracağım ben size. Tabii buyurun. Şimdi ben biraz düşündüm de kaç gün demeydi. Ben herhangi bir olumsuz bir yorum yapınca kadınların hepsi toplanıp hemen yorum yapmama müsaade etmiyorlar fazla. Bana öyle geldi. Neden? Ben de anlamadım. Tek erkek yarışmacı diye mi? Öyle bilmiyorum mi artık neden dolayı hani bir... Ben öyle bir şey sezdim. Yani bütün kadınlar mı birleşiyor? Genelde üçü biraz olur, dördü biraz olur. Hani hemen hop benim yorumumu... Sizin üstünüze geldiği kadar benim üstüme daha fazla geliyorlar. Yani tamam ben da, yorum yapıyorum hani... diye. Bunu bence böyle algılamayın. Ben öyle algıladım. Yok, hayır. Bir isim verir misiniz peki şu kişi genel daha olarak. Çok genel olarak? Aynen genel olarak. Yani kadınlar birlik yapıp direkt o şekilde... Ya seni böyle bir memnuniyetsiz gibi mi gösteriyorlar? Hani mesela önce Serpil Hanım dedi ya... Şey dedi... Neydi onun ismi? Beğenmemeye gelmiş. Kendi günü geçti ya dedi ya. Evet ben... aynen öyle. Hiç mi beğendiğiniz ürününüz olmadı? Beğendiğim ürününüz olmadı Serpil Hanım. Beğendiğiniz ürün oldu da beğenilecek ürünü de beğenmediniz. Açıklamada mantıksız mı Ali'nin? Tabii bazıları mantıksızdı. Ümmühan Hanım'ın olduğu gibi. Allah Allah. Ha, bakın yine bana geldi. Ümmühan Hanım da aynı şekilde. Ali Bey gördünüz mü yine top bana döndü. Lütfen size söylerken laf gene ona döndü. Tabii ki. Ama ben neden? Ben iyi kötü bir yorum yapsam sen direkt Nazlı Abla'dan hop atlıyor. Ama farkındasınız. O gün en son yorumları ben yaptım ama siz hiçbir şey konuşmadığınız için ben fazla konuştum oldu. Açıkçası ben de Ali'nin tatlıyla ilgili bir şey söyleyeceğini düşündüm. Mutfakta acaba dedim tatlıyı gördü diye bir şey mi yakaladı? Abla tatlın yandı mı? Hayır yanmadı. Yanmadı. O zaman ben yanlış görmüşüm. Nerede gördün? Bak doğru anlamışız. Mutfakta tatlıyı yanık mı gördün? Bir kısmını ya, hani bir kısmı üstte... Zaten getirebilirim. Hayır ben sana... Götürebilirim. Sana sordum. Sen bana yok dedim. Ben sana güvenerek inandım. Tatlıda bir şey anlatacağım, bir şey anlatacağım. Hiçbir şey de anlatmadın. Bizi de orada yalancı çıkarıyor Ali. Yanmış olsa bunlar da yanar. Sebebi neydi koyulaşmasının? Nasıl sebebi neydi? Ben... Herhalde o tepsinin... Pekmezle tereyağı sürdün ya abla her yerine.
Ay ya sen ne tatlısın ya. Canımsın sen benim. Az önce ben de kovaladım mutfaktan. Aynen. Bak ay ben nasıl çok orijinal. Kadayıfın orjinal dibine pekmezle tereyağını evet böyle çırptı yanlarına bayağı böyle boca etti. Böyle yanar. Ha, böyle ne oldu kız? Gene bir daha geldi. Ha? Bir daha geldi. Gerçekten. Ha. Yani benim şansıma inanın. Bak gerçekten geldi az önce. Fark ettiyseniz tekrar güzel olduğu için yemeye devam ettim. Afiyet olsun canım benim. Şimdi bunu böyle hazır aldık ya, hazırdı. Hı-hı. Ben çekmedim. Hazır geldi. Hazır aldık. O yüzden hani gözlerinde kaçmış olabilirler. Kilo da fazla gelsin de kabuğunu da kaçmış. Keşke biraz dikkat etseydiniz. Hani bir iki defa geldi. Pembelik bak gerçekten ben unuttum ne yaptığımı. Ben bak, biraz daha dikkat etseydiniz diyor. İki kere ağzıma geldi diyor. Sen bırak şimdi pekmezi. Hani mesela böyle elinize serpiyoruz ya. Hani ha, elinize serperken biraz hani böyle şey elinize gelebilir. Gelmedi hiç geldi. Yani. Bana iki defa geldi. Ama yani elini serperken onu alıp da böyle elinde ezmiyorsun ki. Şöyle. Alıyorsun böyle serpiyorsun. Şöyle, o gelmez yani şöyle sonuçta. İçerisine pançalıyorsun. Pança atıyorsun yani. Şöyle ha, şöyle kibar yapmıyorsun ya. Pençeliyorum der gibi pança. Ay, bak, bakın, pançalamak böyle Nihal Hanım, pançalamak. File aldığınızda bunu... İçinden mi çıktı o üstünden mi? Hani içinden. Şey, kabuk. Yani şey, peki Ümran kadayıfı beğendin mi? Bence tadı güzel olmuş. Afiyet olsun. Üzerine çıtırlığı güzel olmuş. Yani iki defa şey, yok temizlemeniz lazımdı, yok atarken bir, yani bilmiyorum ben anlam veremiyorum, üzgünüm. Ben de beğendim fakat şekeri biraz yoğun olmuş. Öyle bana mi? Fazla geldi. Belki çok şekerli şeyleri sevmediğimden kaynaklanıyor. Aynen, bir de şeker hastasınız. Şeker hastası değilim ben, insülin direncim yüksek. Adayı. Pardon. Peki. Pardon. Afiyet olsun. Pardon. Beğendiniz. Beğendim. Yani. Afiyet olsun. Beğendim, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. De selam olsun. Yüzü gülsün. Aynen ben. Dur yüzü gülsün diye mi beğendin? Yok canım. Hayır. Gerçekten. Aynen ben bunu benim eniştem tatlıcı, Özdemir eniştem tatlıcı, ondan öğrendim. Gerçekten. Selam olsun. Bildiğin çok profesyonel tatlıcıdan öğrendim. Yani o zamanda bu ne yapmasın? Ellerine sağlık. Evet sevgili seyirciler, bir günü daha geride bıraktık. Yarın son gün, büyük final, 50.000 TL'nin sahibi belli olacak. Yarın Nazlı Hanım yarışacak. Kendisi de herkese güzel yorumlar yaptı. Bakalım menüsüyle, temizliğiyle yarın nasıl olacak merak ediyoruz. Ve 50.000 TL'nin sahibi yarın Nazlı Hanım masasında belli olacak. Evet. Hadi bakalım Nazlı abla, yarın son gün. Şampiyonu biz de kutlarız artık. Şimdi hep birlikte puan vermek üzere gidiyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Nihal Hanım, bugün maalesef hamur atlığınızı konuşturamadınız. Bu puanı verdiğim için size çok üzgünüm. Sizi çok seviyorum ama... İki. Şırdan hariç Nihal Hanım'ın masasını genelde beğendim, puanım. Dört. Nihal Hanım, sadece sizin çorbanızı ve tatlınızı beğendim. O yüzden size puanım. Üç. Nihal Hanım, benim üstünden bugün çorbasını beğendim, ciğerini beğendim, tatlısını beğendim. Onun için Nihal'a puanım. Nihal ablanın enerjisine, ellerine, kollarına sağlık. Bugün mutfakta beni çıldırttı ama tatlı bir hanımefendi de, eğlendim açıkçası. Yemeklerine gelince çorbasına bayıldım. Çok lezzetliydi. Kıvamı da, acısı da yerindeydi. Ara sıcakta ben ciğerini de beğendim. Gayet güzeldi. Ciğer dediğim biraz yağlı olur. Lavaş da bence gayet uyumluydu yanında. Ama ana yemeğe gelince maalesef ki ana yemeğini beğenemedim. Şu yüzden beğenemedim. İçi inanılmaz çok pişmişti, hamur olmuştu. Ve ben asla ve asla bir davet sofrasında sokak lezzetine uygun bulmuyorum. Özellikle ana yemekte bence hiç hoş değildi şırdan masada. Yenmesi de zaten davete uygun bir yemek değil. Yine de eline koluna sağlık diyorum, Adana'yı tanıtmak için yaptı. Tatlısına gelince tatlısı o kadar şekerliydi ki yaktı beni. 5 bardaktan yani 1 kilo şekerden yaptı. Aşırı keskin olmuştu. Yoksa kızarması falan gayet güzeldi. Eline koluna sağlık diyerek puanımı veriyorum. Evet, puanımı verdim. Yarın Nazlı Hanım'ın günü, büyük final. Hadi bakalım Nazlı abla, göster marifetini. Bu arada lavaşla bazlamanın ayrımını da biliyoruz. Bir haftayı Adana'da geçirdik. Yarın büyük finalde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.